kayıp olan Ali Sönmez 78 yaşında. Benim küçük kardeşim. Babam hastanede yoktu, köye geldim. Ama sonra ne oldu bilmiyorum demiş. Sizin büyük oğlunuz Ali, Mahe ve Suriye uyruklu İbrahim isimli 3 kişinin hastaneye babanızı ziyarete geldiğini görüyorsunuz. Doğrudur. Yaklaşık 20 dakika sonra da dede şimdi çıkıyor. Kaybolur o kaybolur. Siz dedeni yemek yedirmeye götürdün. Hangi lokantaya götürdün? Cevap yok. Benim oğlum da kayıp. Bu Mahe Öztürk'ten benim kardeşimin arasında yaş gibi bir şey işte. Babam karşı çıkıyordu buna. Hırpalayın dedim, bir tarafa atın dedim, bir tarafa atın dedim. Sevgilinize babanız için bunu mu söylediniz? Evet. Fatma Sönmez değil mi? Evet. Tamam, kimliğinizle beraber gelin. Fatma Hanım şu anda ekiplerle birlikte emniyete götürülüyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Fatma Hanım'ın ekrandaki sözlerini ihbar kabul etmiş. Biraz hırpalayın, bir kenara atın diye neden söylediniz? Benim özelim o. Peki pişman mısınız şu anda? Pişmanım. Kilometrelik sahilden bahsediyoruz ya. Demek ki o sahili sen çok iyi biliyorsun. Ben gitsem bulamam burayı. Barış, barış. Bunu eğer sana komplo olarak yaptılar, neden sana komplo kurdular? Olayı bana da anlattığı bu, savcıya da anlattığı bu. Hiç mi baskı yok? Savcının bağırması da koridordan duyuldu. Herhangi bir baskı falan yoktu. Avukatın yanında baskı yok. Ondan öncesi var. Onu görmedi avukat. İfademin arkasındayım dedi. Mahkeme salonu terk et. Takıldık bir ifadelere gidiyoruz yani. Konumuz bu zaten. Nasıl ben Nazım Hanım'ın gadini arıyorsam seni de yaptıranların beşine araştırır. Canımı vereyim peşine ama söyle evladım, söyle. Ahmet'in gösterdiği baraka herhalde burası. Polis götürdü beni oraya Müge. Daha önce bu sahili hiç bilmediğini söylemiştin. Gece Mehmet Ali'yle beraber gittik. Yani polis seni götürmedi. Ben götürdüm. Yani burada komplo var mı? Yok. Ahmet, kimi koruyorsun bilmiyorum. Ama kendini koru yani. Reşit Kantar 30 Haziran'da Gaziantep'ten kayboldu. 10 yıl önce bir hanımla görüşmeye başlamış. Beyler belki var orada, silahla sıktılar abime. Kaybolduğu gün Reşit Bey saat 8.23'te bu eski iş yerinin güvenlik kamerasına takılıyor. Ardından siyah bir araç takılıyor evet. Güvenlik kamerasına. Görenler Reşit amcayı siyah bir araçla kovalıyorlardı demişler. Evet öyle. Onları rahatsız ediyor. Onlar da bunun peşine takılıyor. Bu adamı orada yeli hırpalıyorlar biraz. O bakkalın çocuğu bizim abimi tanıdığı için diyor ki babam motorla yediydi. Filan adamlar da peşinden kovalıyorlardı. Buradan motora biniyor Akçagöz köyüne. Yolun karşı istikametine doğru hareket etti. Sizin köyde kaybolmuş dedi. O gün görmüş adam dedi, ondan bu yanda dedi kayıp dedi zaten dedi. Sıkıntılı olduğu insanlar vardı, oraya gidebilir dedi. 15 sene önce gördüydüm ben bu adamı diyor. Yalan söylüyor. Başka bir şey istemiyor biz yani, adamın bir mezar olsun. Hayatın önümüze ne getireceğinin hiç garantisi yok. Olayların üzerine inatla gitmek o kadar önemli ki. Susarak tarafsız kalınmıyor aslında. Susarak ortak olunuyor. Kimsenin sizi soldurmasına izin vermeyin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum her birinize. İyi yayınlar efendim. En çok neyi merak ediyorsunuz? Fatma'ya ne oldu değil mi? Şimdi onu şey yapacağız. Bugün İbrahim Bey de aramızda. Diğer kardeşi gitti. Efendim, Fatma Sönmez biliyorsunuz dün yayınımızı tamamlarken savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Biz de bunu en son öğrenmiştik. Mahkeme denetimi serbest. Allah Allah. Allah Allah diyor. Denetimli olarak serbest bıraktı kendisini. Diğer 3 kişinin arama çalışmaları sürüyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü operasyonlarına devam ediyor. Oldukça da yoğun bir şekilde diğer 3 kişi bulunacak. Maalesef tabii hani Ali Sönmez'le ilgili hani hayatıyla ilgili ümitler artık neredeyse bitti. Hatta şurada burada diye gelen ihbarlar var. Yani hani şuraya bırakılmış olabilir, şuraya atılmış olabilir diye. Peki Fatma Sönmez ne yaptı? Fatma Sönmez dedi ki ben artık bu açıklamaları nereden evime gidemem. Bana zarar verebilirler. O yüzden beni kadın sığınma evine gönderin dedi. Ve devlet tarafından da kadın sığınma evine gönderildi. Aslında tabii ben Fatma'nın bu açıklamayı yapmasına açıkçası şaşırdım. Çünkü zaten siz onu sıkıştırmıştınız. Yani öldürecek olsaydınız eğer kardeşinizi zaten... Ölermiş olsa zaten önceden öldürürdük. Yani öldürmeniz gerekirdi. Yani. Hani
Yani o öyle söylediği için söylüyorum ama tabii babası için atın diyebilecek ruh halindeki biri belki kendisine de aynı şeyi yapılabileceğini düşünmüş olabilir. Evet. Bilmiyorum öyle bir niyetiniz var mıydı ama sizin yanınıza dönmek istemedi. Siz aslında serbest kalmasına da çok şaşırdınız. Ben onun da farkındayım. O da nasıl şaşırdı? Efendim şimdi serbest kalması şu düşünceyle olmuştur. Aranan 3 kişi henüz bulunamamıştır. Ayrıyeten yine aranan, kaçırdıkları iddia edilen baba hangi durumdadır? Ne şekilde bulunacaktır? Belki bu 3 kişi muhtemeldir ki, yani az bir ihtimal de olsa, evet biz şurada almıştık, bakıyorduk, gözetiyorduk, işte buyurun sapsağlam bu adamcağız diye yarın karşılarına çıkabilir. Yani şüphe, %100 şüpheden ari olmadığı için mahkeme, sayın hakim bu bakımdan denetimli serbestlikle adli kontrol şartıyla yani. Adli kontrolle serbest bırakmış olması da normaldir. Ama aranan 3 kişi bulunduktan ve babanın akıbeti %100 ortaya çıktıktan sonra çıkış neticesine göre durum değişir. Peki abi bir şey soracağım. Buyurun hocam. Tutuklasa bizi şaşırtır mıydı? Efendim yani tutuklayabilirlerdi ama bu şekildeki bir karar bence daha adil. Daha adaletli çünkü sonucun ne olduğu henüz belli değil. Yani ben babamı dövdürmeleri için bunlara talimat verdim. Belki adam da bu dövmeden dolayı en ufak bir bulgu da olmayabilir. Yani yarın sağ salim karşılaştığımız zaman kişinin üzerindeki durum adli durumu değiştirebilir. Yani Rahim Bey diyor ki eğer zaten gireceklerse zaten girecekler ve çıkmayacaklar. Hani devlet adil davranıyor bu noktaya kadar öyle değil mi? Evet. Devlet evet. Her şeyden emin olup eğer cezaevine koyacaksa da öyle koyuyor. Evet. Ben daha adil yani şu anda verilen karar normaldir. Bu arada çok teşekkür ediyorum Gaziantep'teki gazetelere. Denge gazetesi canlı yayında itirafta bulunan kadın serbest bırakıldı. Hani siz diyordunuz ya hani medya diye. Evet. İşte medya, gerçek medya aslında yerel medyadır. Ben her zaman söylüyorum. Evet. Yine Güneş gazetesi canlı yayında itiraf etti diye vermiş. Telgraf itirafçı kadın serbest bırakıldı. Oluşum canlı yayında itiraf diye vermiş yine haberi. Bafra gazetesinden gazete gerçekte bir haberimiz var. Müge Anlı'dan Bafra Ejres diye. Bafra Ortopedik Özürlüler Derneği'ne 20 tane tekerlekli sandalye gönderdik efendim. Onun haberini yapmış. Teşekkür ediyorum. Ve Haber Express gazetesine teşekkür ediyorum. Bunlar da böyle. TGRT Haber, ATV Haber, A Haber de bunları haberlerimizi yaptı. Niye bakacaksın? Başlıklara bakayım. Merak ettim. Mali gazetesi. Yani atılan başlık tatminkar mı program yönünden? Onları belirmem lazım. Başka şeyler de var. Buyurun efendim. Pekala. Şimdi arkadaşlarımız Fatma Sönmez'i işte takip etti zaten işte biliyorsunuz. Mahkeme çıkışında da yanındaydı muhabirimiz Ertan Kılıç. Bakalım ne sormuş, ne cevap vermiş. Şunu da belirtelim. Ben hep buradan izleyicilerime, bana gelenlere de, bana gelmeyenlere de şu tavsiyede bulunuyorum. Emniyete gittiğiniz zaman, jandarmaya gittiğiniz zaman, savcıya gittiğiniz zaman doğruları anlatmak durumundasınız. Hani dayım ne der, amcam ne der, babam ne der diye bildiklerinizi eğer saklarsanız, yani bunlar da fal açıp size yardımcı olmayacaklar yani. Hani çok açık açık söylüyorum, herkesin anlayabileceği şekilde söylüyorum. Polise gidip derdinizi tam anlatmak zorundasınız. Savcıya gidip derdinizi tam olarak anlatmak zorundasınız. Bugüne kadar amcanın kaybı her ne kadar şüpheli gibi gözükse de Ali Sönmez'in kaybı kayıptı işte yani. Hastaneden çıkmış bir daha geriye dönmemiş. Başına her şey gelebilir. Trafik kazası geçirebilir. O olabilir, bu olabilir. Ne zaman ki kız kardeş çıktı dedi ki ben sevgilimi, onun da adı Mahey'miş. Mahey. Ama nereden baktırdın? Mahey yani. Ama bulamadık ne manaya geldiğini. Mahey ne zaman ki ben sevgilime babama hani dövün bir kenara atın dedim itirafı yapıldı. O zaman işte iş gaspa, bu açıklamadan sonra cinayete, cinayetten sonra artık şimdi bir cinayet dosyası olarak araştırılıyor. Ona göre aranıyor. Bunlar önemli. Benim sizden ricam kuvvetle muhtemeldir ki inşallah yanılalım. Bu 100 kişi belki de aldı dedemize bir yerde bakıyor. Çıkartıp bize siz bizim için öyle dediniz ama biz ona güzelce bakmıştık da diyebilirler. Gelmiştim. O zaman da sadece adam kaçırma suçundan ceza alırlar falan filan. Ama bir yere götürdükleri kesin. Lütfen bilgi sahibiyseniz arayın. Hani herkes herkesin köyünü, kentini, yurdunu biliyor. Dikkat de çekiyor bazı şeyler. Lütfen bildiklerinizi paylaşın.
Çünkü herkes en azından bir mezar taşını hak ediyor. Hepimiz hak ediyoruz. Kaç yaşında olursak olalım, rica ediyorum, bilgi sahibiyseniz isminizi vermek zorunda değilsiniz. Sadece 31 Ağustos gecesi amcanın hastaneden alınıp götürüldüğü gün ya da ertesinde eğer dikkatinizi çeken bir durum olduysa lütfen bizi arayın. Sizden rica ediyorum. Peki Fatma Sönmez mahkeme çıkışı, bakın kameralarımıza ne söyledi. Salayın dedim, bir tarafa atın dedim, bir tarafa atın dedim. Sevgilinize babanız için bunu mu söylediniz? Evet. Bir şey söylemeyecek misiniz? Hayır. Ailenizin yanına dönebilecek misiniz? Ya şu tarafta. Peki ne ifade verdiniz? Susuzum. Adalet yerini buluyor. Peki vicdanen rahat mısınız? Rahatım. Ama erkek arkadaşınıza biraz hıpalayıp bir kenara atın diye söylediniz. Onun kızgınlık halimde söyledim. Ama bunu canlı yayında herkes önünde söylediniz. Onun kızgınlık halimde yine söyledim. Peki neden kızgındınız babanıza? O benimle ilgili bir şey, sorun. Yani bu kadar öfkenize sebep olan ne? O bana kalsın. Söylemek istediğiniz bir şey var mı peki son olarak? Adalet yerini bulur, ne olursa olsun. Yayınımıza katılarak itirafta bulunan Fatma Sönmez mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve mahkemeye ailesinin yanına dönmek istemediğini, kadının sığınma evinde kalmak istediğini söyledi. Şimdi polisler Fatma Hanım'ı kadın sığınma evine götürüyor. Evet, Fatma Sönmez'in şu anda nerede olduğunu biz de bilmiyoruz. Hayatından endişe ettiğini söylediği için, ailesinin ona zarar verebileceğinden korktuğunu söylediği için devlet tarafından kadın sığınma evine gönderildi. Keşke en baştan babasından rahatsız olurken de devletten böyle bir sığınma talebinde bulunsaymış da yine orada kalsaymış. 40 yaşında çalışsın, devletin açtığı imkandan faydalansın, sevgilisi boşalana kadar. Keşke orada yaşasaymış bütün bunlar olana kadar. Ben bunu diyorum ama vicdanım rahat lafını da ben kabul etmiyorum. Ne olursa olsun bir insanın, yani özellikle bir hanımefendinin böyle bir şey söylemesini kabul edemiyorum. Evet. Neden kabul edemiyorum? Çünkü kadınlar hayata devam ettirir. Yani bu içgüdüsü olarak bir şey. Yani o, yani doğurma güdüsü bize verilmiş. Bir şeyi dünyaya getirmenin sancısını yaşayan bir canlı, yani bir dişi, bir kadın, birinin ölüm emrini bu kadar kolay veremez gibime geliyor. Çünkü biliyorsun onun sancısını, hele onun zorluğunu. Öz onun baban kim olursa hayır, olsun. Hayır ama bir de öz yani babası hiç, olmanın tabii ki bir özelliği var. Ayrıca özelliği var yani ama kim olursa sizin olsun. Sizin söylediğiniz gibi bütün canlılara karşı aynı hassasiyeti taşımaları lazım. Ama bir de öz babası veya öz annesi ise yani veya evladıysa. O travmatik bir şey yani. Tabii. O travmatik ama ne olursa evet. olsun. Evet. Ben bir hani ben onun lafının üzerine söylüyorum. Hani o kadar çünkü rahat ki o baba falan diye düşünmüyor. Sanki hani komşunun oğlu gibi düşünüyor. Evet. Muhabirimiz soruyor. Niye böyle bir şey söyledin? Kızgınlıkla söyledim. Evet. İşte aslında geliyoruz hocamın lafına işte söylediği. Hani bunların neden olup bittiğine dair. Şu egoydu, egosuzluktu falan işte oraya geliyoruz. Kızgınlıkla söyledim. İyi o zaman kızgınlıkla herkes birbirine her şeyi yapsın. Kızgınlıkla söylediğini emri alanlar bunun kızgınlıkla söylemiş sonra vazgeçer diye düşünmemişler ki. Onlar verilen talimatı anında yerine getirmişlerdir. İşte o kızgınlığın artık pardonu yok. Rami Bey, ben öteki tarafı da anlamıyorum. Şimdi biz sadece burada evladı konuşuyoruz. Babayı azmettirdi diye. Evet. Artık ne yaptılarsa evet. kaçırmaya, dövmeye neyse, ya da öldürmeye tabii. ya da onu bilemeyiz. Ama evet. bir konuda, yasa dışı bir konuda azmettirdiğini biliyoruz. Kendisi itiraf etti. Evet. Evet. Gidiyoruz, o azmettirdikten sonra bakıyoruz hastane görüntülerini. Orada da 3 kişi görüyoruz. Yani 3 kişiden biri de torun. Hadi şimdi torunun durumu nedir? Evet, evet maalesef. Maalesef yani. Yani şimdi diyelim ki torunun halası... Yani şimdi hocam hani bir laflar söyleyince o zaman hocam yani çok kaba bir tabir yok. Hadi kafayı sıyırdı böyle bir şey yaptı. E peki torun var orada. Yani torunun da dedesi ya dededen daha kıymetli ne olabilir? Evet. Hani insan babasıyla didişir ama. Çünkü babalar da çocuklarıyla didişiyorlar. Hani hep konuşuyoruz ya gençlikti vesaireydi ama toruna başka türlü davranırlar. E torun nasıl o zaman dedesine karşı böyle bir şey yapar? Evet. Yani bir tek taraflı değil yani. Maalesef. Hem işin maalesef. İçinde evlat var hem torun var. Hem torun var. Maalesef. Bir evlat diyor ki bunu yapın. Torundaki diyor buna karışıyor. Artık ne yaptıysa aldı götürdü.
İnşallah. Aldı yemeğe götürdü. Aldı, bilmiyorum orasını. İnşallah sağlıkla İnşallah karşımıza çıkar. Sağ salim Ali Bey. Bulunur da Bey amca. İnşallah. Zamanı gelince de o torunu affettiğini göreceksin. O torunu affeder. Ben de sağ salim bulunmasını çok isterim ama şunu da tabii merak çok ederim. Çok zor ihtimal. Eğer birinin sözüyle hareket edip iki kişiyle beraber olup dedesini hastanede çıkartan torun. Kusura bakmayın sizin oğlunuzdan bahsediyorum doğru, ama doğru. Yani 55 gündür o adama bakar mı? Kendi kazandığı parayı o adamla bölüşür mü? Ona çorba alır mı? Ona su verir hiç mi? Üstünü başını değiştirir mi? O yaştaki tabii. Bir beyefendiyi muhafaza edemez. Ben size söyleyeyim. İnşallah etmişlerdir. Başka İnşallah. Şey demiyorum. Temelimiz ama yani vicdanım rahat İşin falan lafını da hanımefendi kusura bakmayın ben kabul etmiyorum. Yani yine hakikaten belirli sınırlar içinde söylemeye konuşmaya çalışıyorum. Hani mecburum çünkü kendime yakıştıramıyorum ama yani Allah da sizi bildiğiniz gibi yapsın. Yani bildiği gibi yapsın yani. İyiyse iyi yapsın, kötüyse kötü yapsın yani. Beddua da etmiyorum. Neyse yani bildiğiniz evet. Gibi yapsın. Ben ne diyeyim yani? Evet. İşin doğrusu şu. Diğer Mahe Beyler, Ali falan şu anda kaçak durumdalar, aranıyorlar. Onların efendi gibi ortaya çıkıp kendilerini hakkındaki beyanı rahat yapabilmeleri. Aa, biz buradayız, buyurun geldin, bizi aramayın. İşte durumu açıklamayı yapabilmeleri tabii eğer en Ali Bey doğru. De hayattaysa ve ona da en bugüne doğrusu. Kadar 45 gündür bizi misafir ettik diyecek onlar, durumdalarsa. Bunlar kaçtığı sürece evet. Adamın hayatından endişe edeceğimiz de ortada. Aynen doğru. Siz babanızın yaşadığını düşünüyor musunuz İbrahim Bey? Yani siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Bunu. Zannetmiyorum. Hı? Zannetmiyorum. Belki zaten yaşadığını düşünse İbrahim Bey buralara da kalkıp gelmez. Yani zaten şimdi Gaziantep'ten de buralara adam insanlar geliyorlar. Yani yaşadıklarına inansalar niye gelsin herkes zaten? Yalım 45 Buraya gün, gelen herkes bir artık gün. Bir ümidini yitiriyor. Bir kolu kanadı kırılıyor da geliyor zaten. 2 ay yani 2 ay. O yaştaki bir adamı nereye? Sonra hastaneden çıkış sebebi başka. Çıkarılış sebebi başka. Takınılan tavır ortada. Öyle mi? Muhabirimiz Ertan Kılıç'a bir bağlanalım. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önünde. Aslında şimdi gözümüz kulağımız yine Gaziantep'ten gelecek haberde. Çünkü her şey değişebilir. Şu andaki tabii. Durum da değişebilir. Verilen kararlar da değişebilir. Nasıl değişebilir? Aranan 3 kişi var. Evet. Yani o hastanenin güvenlik kamerasında gözüken 3 kişi var. Evet. Biri torun, biri kayıp kişinin kızının sevgilisi. Biri de onun yanında çalışan kişi. Ve üçünden şu andan kadar haber alınamadı. İzleyicilerimizin desteğine çok ihtiyacımız var. Bakalım Ertan'a bağlanalım. Ertan kamera dışında da konuştun sen Fatma Hanım'la. Ne konuştunuz? Müge Hanım adliyeden çıktıktan sonra ailesinin yanına gitmek istemediği için kadın sığınma evine gönderildi Fatma Hanım. Biz o süreçte de Fatma Hanım'ın yanında bulunduk ve bir ara konuşma fırsatımız oldu. Ve o anda biz şunu ilettik kendisine dedik ki siz canlı yayında da kendinizi savunabilir, haksızlığa uğradığınızı, olayları tam anlamıyla anlatabilirsiniz diye söyledik. Bizden bu kararı vermek için belli bir süre istedi. 1-2 gün bana süre verin ben size ulaşırım dedi ve telefon numaramızı aldı. Ancak şöyle ilginç bir şey oldu. Fatma Hanım bize anlatımlarında konudan ailesinin bilgisinin olduğunu söyledi ve ondan sonra da bizden süre isteyerek yanımızdan ayrıldı. Onun ardından biz tekrar Ertancığım, emniyetin önüne geldik ve buradaki... Ertancığım, şimdi sen böyle söyleyince izleyicilerimiz anlayamıyor. O kısmı karıştırma. Anlatamadığımızın o zaman devamını da anlatamayız. Hanımefendi babasının alınıp götürülmesi artık başına her ne geldiyse... Bu talimat vermesinin gerekçesini yayında söyleyemeyeceğimiz bir nedene bağladı. Evet. Bu nedenden dolayı da bu talimatı vermesinde haklı olduğunu iddia ediyor. Aile de bu durumu biliyordu, bana yardımcı olmadı diyor. Ben size anlattım kız kardeşinizin hangi gerekçeyi savcıya söylediğini. Yani abilerim de bana haksızlık yapıyorlar. Çünkü onlar da babama göz yumuyorlardı bu duruma. Abilerim de biliyorlardı diyor. Evet. Şimdi Ertan da bunun üzerine yani haksızlığa uğradıysanız bu konuda abileriniz ve aileniz tarafından o yüzden bağlanıp gelebilirsiniz diyor. Şimdi böyle anlatmayınca Ertan sanki babasına git demiş hangi haksızlık olacak yani. Ben hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum. Orayı söyleyeyim de bunun haklılığını haksızlığını kabul etmiyorum. Kazayı kabul ediyorum. İnsan kazayla her şeyi yapabilir. Kendi kendine bile zarar verebilirsin. Kazadır bu.
Düşüyorsun, kesiyorsun bileğini, ölüyorsun mesela kan kaybından. Her şey olabilir. Kaza ayrıdır, bela ayrıdır ama ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum kardeşim. Çünkü 40 yaşında evlenmeyi bilen, iki çocuk yapmayı bilen, boşanmayı bilen, baba evine dönmeyi bilen, orada başka bir adamla aşk yaşamayı bilen, ona boşanma, onun da boşanma davasını beklemeyi bilen kadın her şeyi bilir. Şu anda kadın sığınma evine gitmek isteyecek kadın o zaman bundan bir ay önce gitse. Bir aydır boşanmış zaten. Ya da ne kadar babanızın yanındaydı? Bir yıldır mı, iki yıldır mı babanızın yanında? 1,5 yıldır falan. Ha? 1,5 yıldır. O zaman kocasının ayrıldığında kadın sığınma evine o zaman isteseydi. Demek ki biliyor kadın sığınma evine gitmeyi. O kadar yetişkin bir insan, bu kadar yaşlı bir adamın böyle bir üzüntüye yol açması nedeniyle bir doktora bu götürebilir, fikrini alabilirdi. Aynen. Babama ne oldu diye biz bunu zaman zaman işledik. O yüzden Ertan'ın söylemek istedikleri varsa bağlarsa ben hani bunu açıklamak istedim ki Ertan'ın söyledikleri yanlış anlaşılmasın diye. Ertan'cığım diğer üç kişiyle ilgili ne gibi son gelişmeler neler? Cinayet büro amirliği ekipleri dünden beri Mahi Bey ve arkadaşlarının gidebileceği adreslere baskınlarını sürdürüyorlar. Ancak şu ana kadar 3 kişiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmış değil. Ancak emniyet şu konu üzerinde çok duruyor. Mahi Bey'e ait araç üzerinde duruyor ve bu aracın bir önce bulunması için çalışıyor. Çünkü araç da Mahi Bey ve arkadaşlarıyla beraber ortadan kayıp durumda ve aracı da ulaşılabilmiş değil. Dün gece cinayet büro amirliği ekipleri bir adreste Ali Bey'e ait cansız bedenin bulunabileceği ihtimaline karşı oraya gitmişler. Ancak orada asılsız bir ihbar çıkmış ve şu ana kadar Ali Bey'den ya da Mahi Bey ve aranan 3 kişiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmış değil Müge Anlı. Çok teşekkür ediyorum Ertan Kılıç sana. İhbarlar geliyor. Hani baba nereye götürülmüş, nereye? Fatma Hanım'ın deyimiyle nereye, ne diyordu? Atın mı bırakın mı dedim diyordu. Ne diyordu? Bir yere atın dedi. Halledin. Hırpalayıp atın. Yani nereye atın? O zaman ben de öyle söyleyeyim. Ali Bey'in nereye atıldığı konusunda tabii ihbarlar geliyor. Bir tarafa atın diyor. Bir tarafa atın. Bir tarafa atın işte nereye atıldı. Evet. Emniyet de bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Teşekkür ediyorum. Zaten Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü bu konularda artık hani o kadar tecrübeli ki. Evet. Hani çok fazla olayın yaşandığı bir il, çok kalabalık bir il, zor bir il. Hani ama hiç zaman kaybetmeden bizim yayını ihbar kabul ederek. Çok ama şeyler yani böyle çok ataklar. Yayın daha devam ederken ihbar kabul ederek gerekli operasyona başladı. Hiç başarılarının zaman, devamını diliyoruz. Hiç zaman kaybetmediler. Değil mi? Hiç. Ya bir şey söyleyeceğim. Kevriye dünkü o müebbet hapsin şeyi gelmedi mi kağıdı? Geldi mi? Yarın söyleyeceğiz ha, ama bugün söyleyelim ya, yarını beklemeyelim yani. He? Ben de ama gerekçeli karar, yani şeyi okumadım tam kararı ama hani Kevriye bana söyledi. Onu da versene bu arada bir. Ya artık size şunu söyleyeyim. Helal olsun yani bu kararların altına imza atan savcıların, hakimlerin yani yanımda olsa böyle var ya. Yani sarılacağım, kucaklayacağım, vallahi öpeceğim yani ellerinden, yanaklarından. Kardeşim. Şurada 9 senedir program yapıyorum. Yani 7 sene en az. Ya niye ceset bulunamıyorsa katil yakalanmıyor diye artık kendimizi perişan ettik. Belli ya belli. Yani biz burada bir tek Türkiye'de değil. Amerika'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan hepimiz izliyoruz. Hepimiz halkız. Görüyoruz bazı şeyleri. Kimin neye yalan söylediğini, kimin ne olduğunu. Belli işte adam ölmüş. Ya kim ortadan kaybolacak 3 sene 5 sene yani. Nereye gidecek? Zaten giden geri geliyor işte. Onu da buluyoruz hemen Allah aşkına. Ceset bulunamıyor diye cezaevine giremiyordu. Evet. Bunun böyle artık göz göre göre öldürenler yani. Evet. Şimdi artık savcılar, hakimler hiç bakmıyorlar kardeşim. Diyorlar ki bu adamın öldüğü, öldürüldüğü belli. Senin de delillerle bunun peşine düştüğün, buna bu işi yaptığın kesin. Hadi diyor sana müebbet hapis. Vallahi yani neden bunları söylüyorum az sonra okuyacağım. Şimdi telefon attığımızda ama önce Ali Doğan var. Daldan dala atlıyorum ama. Biliyorsunuz dün Hüseyin Aydın dedi ki benim 14 yaşındaki kızımı, Mart 2001 doğumlu kızımız söyleyeyim. Mart 2001 doğumlu kızımı bile demem. Küçük çocuktur yani 2001 doğumlu. Dün başım tuttu zaten siz böyle dedikten sonra. Benim kızımı dedi Hamza Doğan kaçırdı dedi. Şimdi de telefon attığımızda Ali Doğan var, Hamza'nın babası. Ali Bey günaydın. Günaydın. Ali Bey sizin Hamza kaç yaşında? 17 yaşında. O da çocuk yani.
Evet. Peki neredeler bunlar Ali Bey? Şu anda bilmiyorum ben nerede olduğunu. Bilirsin sen, 17 yaşındaki çocuk babasından ya da annesinden, abisinden habersiz nereye gidecek? Ne, hangi parayla? Ya abisi yok ki, bir tane oğlum var benim, başka olan yok ki benim. Efendim? Benim abisi yok diyorum, bir oğlan var. Tamam işte, bir oğlan var, onun da bir amcası vardır, dayısı vardır. 17 yaşında, o da çocuk yani. Nereye götürecek 14 yaşında kızı? Bilmiyor ki nereye gittiğini. Peki madem bilmiyorsunuz, o zaman babasını arayıp nasıl o zaman anlaşalım dediniz madem bilmiyordunuz? Sana tarafa 10 yere 10 güne bir görüşüyor. Nerede olduğunu bilmiyorum ben 10 gün sonra. Yani on... Ali sizi arıyor. Evet, 10 güne bir. 10 güne bir. Şimdi evet. Kaçıncı gündeyiz bu 10 güne birin? Yani en son ne zaman aradı? En son arayalı bir hafta oluyor. Bir hafta oluyor. O zaman yani sonra. Bugün yarın arayacak yani. Evet. Ali Bey aradığı zaman çocuğu bırakmasını söyler misiniz lütfen? Cezaevine gireceğini. Hatta çocuk 18 yaşından küçük olduğunuz için. Valla yani hani öyle bir savcıya düşersiniz ki. Madem velayettir, o zaman velayeti de sizdedir bu çocuğun. Sizin hakkınızda bile işlem yapılır. Ben size söyleyeyim. Tamam, yapılırsa ben nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben nerede yaşıyor adamlar? Haberim yok bundan. Ama Ali Bey, haberiniz yoksa o zaman babayı açıp da gel anlaşalım demeyecektiniz yani. Şimdi ben nasıl haberim olmayan bir konuyla ilgili pazarlık yapabilirim ki? Bir kere siz bu 14 yaşında olduğunun farkında mısınız bu çocuğun? Hayır. Tamam ama şimdi artık öğrendiniz. Benim haberim olmadı. Kendileri kaçmış. Benim bu haberim yok bundan. Anladım. O zaman siz bir oğlunuza seslenin isterseniz. Bir çocuğu kaçırdığını, bunun suç olduğunu, çok ayıp olduğunu, her konuda çok ayıp olduğunu, bu çocuğun okula gitmesi gerektiği konusunda seslenmek ister misiniz oğlunuza? Tamam, seslenmesi de benim oğlum da çocuk. Benim oğlum sanki 25 yaşında değil ki, 24 yaşında dediler bana telefonda. Kime dediler 24 yaşında? Sizin o arayan, dün arayanlar öyle dedi, 24 yaşındayım, çoğunuz dedi. Kızın, o kaçırılan kız mı 24 yaşında dedi? Oğlan. Hayır, oğlana öyle söylediler. Hayır, 17 yaşında dediler. Önce 24 yaşında dediler. Ya siz onu bırakın, ben size kızın yaşını söylüyorum Ali Beyciğim, yani kız 14 yaşında bir çocuk. Ya tamam da benim şimdi kızı gelmiş oradan, ben ne bileyim, benim haberim de yok, şeyim siz, de yok. Siz oğlunuz hakkında kayıp başvurusunda bulundunuz mu? Benim zaten yanımda durmuyordu ki oğlan, çalışıyordu şeyde, konferde çalışıyordu. Tamam, yanınızda durmuyordu ama yani şu an madem yerini bilmiyorsunuz, merak etmiyor musunuz? Niye merak edeyim ki benden habersiz kaçmış adam, niye merak edeyim ki ben? Ya iyi de 17 yaşında benim bir tane oğlum, 14 yaşında da kızım olsa ben ikisini bu caddeden karşıdan karşıya bile geçirmem yani. Yani yanlarında bir büyük olmadan. Biz de getirmek istemedik ki zaten, kendisi gelmiş, ikisi anlaşmış, benim haberim de yok bunda. Tamam Ali Beyciğim, ikisi anlaşmış, ben de size siz bir şey yaptınız demiyorum. Diyorum ki bu Hüseyin Bey'le bir olun da çocukları bulun, bu çocuk da tekrar okuluna gitsin diyorum. Küçük bu çocuk diyorum daha. Size gelin olmaz diyorum yani. O zaman yanımı bilmem benim şimdi, haberimde de yok, şeyimde de 14 yaşında tamam dedi de kızına o adam da peki şeye çıkacağız o zaman. Sahip çıkacağız ha. Tamam, o da sahip çıkmamış. Ne yapacağız yani şimdi? Ne yapacağız? Bizim Türkiye'mizde yok mu? Kaç tane evlenen 14 yaşında, 15 yaşında yok mu? Şimdi. Yani 14 yaşında var diye, şimdi siz de bu 14 yaşındaki kızı gelin mi edeceksiniz? Tamam da sonra biz istemiyorduk. Şimdi bu iş olmuş böyle, olmuş bu. Ne yapalım? Şimdi ne Ali Bey. Ay evet. Ben, şimdi bak kardeşim, yani sen bir babasın. Senin de bir evladın 14 yaşındaki küçük yaştaki bir kızı kaçırmış. Şu anda bu kızımız çıkıp mahkeme huzurunda, polis huzurunda ben kendi arzumla kaçtım dese dahi
Kızın bu ifadesi dikkate alınmaz. Kanun karşısında senin oğlun tarafından zorla kaçırılmış olarak kabul edilir. Bak ben senelerin bir ceza hukukçusu olarak sana hitap ediyorum. Bir baba olarak düşün. Ve bir tek suç işlemiyor. Küçük yaşta kızı kaçırmak, alıkoymak, cinsel istismarda bulunmak vesaire durumların ayrı ayrı cezaları var. 17 yaşındaki oğlun bugün kaçsa, ne zaman yakalansa bütün bu cezaları görecektir. Bir baba olarak bir an önce müdahale et. Karşı tarafı belki ikna edersin, davasından vazgeçer veya vazgeçmez. Onlar vazgeçse de kanun vazgeçer mi? O da ayrı. Abi kamu davası olmaz mı abi bu? Kamu davası mecburen olur. Buradan. Mecburen olur. Ama hafifletici durumlar olur. Yani onun anladınız için... mı Ali Beyciğim, yani oğlunuza ulaşın da kızı geri getirsin. Yani ben kaçırıyor. Tamam da siz de anlayacaksınız o zaman. Ne diyor ben? Benim oğlum şimdi yakalandı diyelim. Zaten hapishaneye girecek oldu. Ömür boyu kaçacak mı? Ne olacak o zaman, ne olacak? Ha yani yaşadığı kadar kızla gezsin diyorsun yani. Zaten işte senin mantığındaki bir adamın da çocuğunun gidip 14 yaşındaki çocuğu kaçırması da doğru kardeşim işte. Ben de işte diyorum ki sonra vallahi doğruyu söylüyorum, billahi doğruyu söylüyorum ya. İnsanların devlette bakacak, yaşına bakacak, kim kiminle evleniyor bakacak, zeka, bir tek kan testi yapmayacak. Bir bakacak bir durumuna, bir zekasına, eğitimine, şuyuna, buyuna, kaç çocuk yapabilir, kaç çocuktan sonrasını yapamaz. Yani bir bunun da bir yolu yoldamı olacak yani. Bu ev neyle yani geçinir? Nasıl yürür? Nasıl geçinirler? Ne kazanırlar? Evet. Ne eğitimleri kazanıyor? Ne? Nasıl bir yuva kuracak? Bu kız, bu yarın çoluk çocuk nasıl okul tahsilini yapacak? Yani her şeyiyle kardeşim. Ondan sonra işte 17 yaşında zaten benim yanımda değil ki diyor. 17 yaşında çocuk insanın ailesinin yanında olmaz mı? Zaten çalışmaya gitmiş. Hayır, bu çocuk şimdi nereden para buluyor da yaşıyor? Sağda zaten çalışıyormuş kaçarak işte başka yerde. Ali Beyler nerede yaşıyorlar? Sivas'ta. Oğlu neredeydi? Sizin kızı nereden kaçırdı oğlan? Manisa Sahilli Beylikli Köyü'nde. Manisa'dan kaçırdı. Yani Sivas'ta değil çocuk. Manisa'da çalışıyor zaten. Manisa'daki kızı da kaçırıyor. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Manisa'da çalışmıyor. Sivas'ta Sivas'tan çalışıyor. Nasıl kızın Manisa'da, o Sivas'ta? Nerede? Nasıl Sivas'ta? Nasıl buldu senin kızı? Şimdi şöyle. Eşimgile işçi geliyor. İşçilerden bir kız. İçinden bir kız. Bunu kandırıyor. Fotoğrafını, telefonu, Facebook, internet. Yani bunlar yan yana görüşmüyorlar. Facebook'tan mı tanışıyorlar? Hiç görüşme yok. Buyur şimdi kardeşim. İşte. Buyur şimdi kardeşim, buyur. Hiç görüşme. Sizin kaç çocuğunuz var? Bir çocuğum var. Bir tane. Boşandığınız evet için. Bir şey yanlış anlaşılmasın. Uşak'ın Sivaslı ilçesi. Sivas'ta değiller. Uşak'ta mı Ali Beyler? Uşak'ın Sivas'ta ilçesi. Sen niye Sivas diyorsun? Ben de Sivas iliyle senin bulunduğun yer. Uşak Sivas'ta. Tamam. Ali Beyler Sivas'ta kalıyor. Baba. Tamam. 17 yaşındaki çocuk Uşak'ta kalıyor. Sizin kız da Manisa'da. Tamam. Çok güzel. Ama tabii suç sende de, kusura bakma. Sen de ayın 7'si olmuş. Sen hala da ben çocuğumu okula yazdıracak diyorsun. Eylül'ün 7'sinden 8'inde kaçırdılar. Tamam. Sen gittin de çocukla bir okul gezdin mi? Nereye gidecek bu çocuk, ne yapacak? Şimdi neyi? Şöyle, dersleri biraz zayıf olduğu için ben özel okula yazdırayım diye şey yaptım. Turgutlu'ya yazdırayım dedim. Tamam. Onun için şey yap dedim. Yazdıracaksın ama abicim o zamana kadar yani. Ya konuşalım. Özel okula yazdırıyorsan, özel okullar zaten 7 Eylül'de başladılar. Yani 7 Eylül'de bir çocuğun okula başlaması için... Gidiyorsun daha Haziran ayında kaydını yaptırıyorsun. Gidiyorsun kitabını alıyorsun, kıyafetini alıyorsun, falanını alıyorsun, filanını alıyorsun. Yani 7 Eylül olmuş, kız kaçmış. Sen bana diyorsun ki ben de onu liseye yazdıracaktım. Yani annem kızken güzeldi. Anneciğim kusura bakma yani, teşbih hata almaz. Yani niye yazdırmıyorsunuz çocuğunuzu? Siz çocuğunuzu okula göndermiyorsunuz. Çocuklar da evde zaten can sıkıntısından gidiyorlar işte. İlk bulduklarına da aşık olup kaçıyorlar. Okuyacaklar abi, okuyacaklar. Of, yani inşallah baba, ben babanın şunu anladığını sanmıyorum. Yani baba diyor ki nasıl olsa kaçmışlar, nasıl olsa yakalandığında da diyor hapse girmeyecek mi? Hani kaçabildiği kadar kaçsın diyorlar bence. Valla kaçışı yok bu işin.
bu işin kaçışı yok. Bu eylem başladıktan itibaren artık kaçışı yok. Bu bir, sayın avukatım biliyor, bu bir kamu davasıdır. Tabii. İsterse 100 yaşına gelsin, bundan mesuldür. Bunun cezasını yakalandığı zaman mutlaka çekecektir. Ve de suçun işlendiği tarih dikkate alınır. Yani size kalkıp da bu nasıl olsa 3 sene saklarız bunu, kaçarlar. Ondan sonra 18 yaşına gelir, bitirir, evleniriz, bu iş kapanır diye düşünmeyin. Bugün 14 yaşında olan kızı kaçırmanın suçu 20 senede geçse, 10 senede geçse bugünkü suç tarihine göre mahkeme karşısında muamele görür. Hayır, gün birinde evlense bile, evlense bile bu iş olsa bile bitmez. Bakın, nitekim gazetelerde okuyoruz. Ha, bizim burada yaşandı. He? Evlendi, çocuk sahibi oldu. Cezası kesilince 8 sene hapse gitti. Evet, evet. Ondan sonra aradılar bizi, ya aman biz mutlu olduk, yuva kurduk, çoluk çocuk sahibi olduk. Kardeşim, kanun suçu işlediği tarihe göre işlem yapar. Ya ben de şunu anlamıyorum ama Rande, yani diyoruz ki şu telefon açanlara para kaptırmayın diyoruz. Yapıyoruz, bakıyorum gene gazetede gene para kaptırılmış. Yani şu çocuklar 14 yaşında, şu okula yazdırın, bir tek ben demiyorum bunu yani. Bunu herkes diyor. Yani gene bakıyorum, gene yazıyor. Ama nereye, ama yani biraz eğitimi de kabul etmemiz lazım ama. Yani ben de bir şey diyemiyorum, en son. Hayır ama Rami Bey, ama biraz da eğitimi kabul edeceğiz. Biraz da bir karşımızdaki bize bir şey söylüyorsa, ya bunun da bir bildiği vardır deyip düşüneceğiz yani. Düşüneceğiz tabii. Yani her şeye de reddetmek, hayır demenin bir anlamı yok ki yani. Kim, niye sizin kötülüğünüzü isteyelim ki biz yani? Ali Bey, sana da söyleyeyim. Niye ben senin oğlunun kötülüğünü isteyeyim? Niye senin kötülüğünü isteyeyim? Ya ben senin düşmanın mıyım yani? Sana anlatıyoruz böyle. Arkadaşlara diyormuş ki 23-24'ü mü bekleyeceğiz? Geç olur. Ne için geç olur? Vur ensesine, al ağzına lokmasını, için mi geç olur? Ne için geç olur yani? Ya yapmayın ya. Çok çok ayıp buluyorum ben artık. Yani sene gelmiş 2015. Vallahi ya, Mars'a koloni kurmanın planını yapıyorlar. Kıskanıyorum ya. Yani bunlar gidecek Mars'a. Tamam mı? Biz hala burada kalacağız. Hani biz zaten hiçbir, yani biz hala burada kalacağız. Bir de orayı da kapacaklar mesela, atıyorum. Hani biz gideceğiz gene böyle sığınmacılar gibi sağdan soldan işçi talebiyle. Yani bizde de 14 yaşında kızı kaçırıyor, 23 geç olur diyor. Ya bırakın şu evlilik meselesini ya. Şu çocuklar bir okusun, bir baksınlar bakalım Mars nerede, Jüpiter nerede, o nerede, bu nerede, millet nereye gidiyor? Ne evliliği be? Açıldıracağım yani. Akıllarını, fikirlerini evlilik almış. Evet. Ev var mı? Yok. Yok. Para var mı? Yok. Tahsil var mı? Yok. Adı evlilik. Nikah evet. Var mı? O da yok. Meslek var mı? Bir yaparız kına. Meslek, hiçbir şey yok. Yaparız bir kına gecesi. Yakarız en ucuzu kına. Yakarız elimize birer tane kına. Kınalar. Tamam, hadi evlendik mi evlendik. Evet. Ondan sonra çocuk mu oldu? Kimliği mi çıktı? O çocuklara bakılmadı. Yan köye evlatlık mı verildi? 14 yaşında çocuk hamile kaldı. Doğumda öldü mü kanamadan falan. Hak getire. Yani bu para dolandırma işi, yani polisli kıyafetine girip savcı kıyafetine hüviyetini de tanıtıp girenler var diye bir sürü geldi. En son sevdiğim bir profesör arkadaşımızı da dolandırmışlar. Hem de ne kadar? Hem de ne kadar. Erdener Bey, yani yakinen tanıdığım bir arkadaş, talebeliğimizden beri. Yani Sayın Hocam, nasıl bu kadar, yani insan, bir şey diyemiyorum, büyük konuşmayalım. Ama lütfen, lütfen artık. Bütün herkese diyorum yani, biraz dikkatli olun kardeşim. Sizi kendini polis tanıtan, savcı tanıtan insanların hemen ismini duyunca ürkmeyin. Ve ürküp de telaşlanmayın. Reklama gireceğiz. Ben size sadece şunu söyleyeyim. Polis eğer sizi isterse merak etmeyin, her şekilde bulur. Telefonla çağırmaz yani. Polisin ister bulur hani, isterse bulur, istemezse bulmaz, orası ayrı. İsterse bulur yani, beni telefonla çağırmasına gerek yok yani. Gelir alır beni. Siz hayır kardeşim, merak en azından yani. Deyin ki benim mahalli karakoluma ben gidip, siz lütfen, ben şu anda nerede oturuyorum? Mesela Ataköy'de. Ataköy karakolu var değil mi? Arayan kişiye diyeceksin ki ben Ataköy'de oturduğuma göre bu işlem Ataköy karakolundan mı yürüyor? Peki bekleyin, Rahmi ben Bey, karakola geliyorum. Rahmi Bey, gerek yok, öyle olmuyor. Ya, hayır, polis öyle telefonla ihtimal. Çağırmıyor canım öyle. Çağırmıyor zaten. Tamam. Gittiği zaman böyle bir şey yok. Polis öyle telefonla falan çağırmaz. Ararsın o zaman mahalli karakolu. Pardon, savcı falan sizi asla aramaz ya. Yani savcı sizi niye arasın? Ya aramaz. Neyse, verelim ara. Elini de bas söyledik mesela. ...15
kilometrelik sahilden bahsediyoruz ya. Demek ki o sahili sen çok iyi biliyorsun. Ben gitsem bulamam burayı. Barış, barış! Bunu eğer sana komplo olarak yaptılar, neden sana komplo kurdular? Olayı bana da anlattığı bu, savcıya da anlattığı bu. Hiç mi baskı yok? Savcının bağırması daha koridordan duyuldu. Herhangi bir baskı falan yoktu. Avukatın yanında baskı yok. Ondan öncesi var. Onu görmedi avukat. İfademin arkasındayım dedi. Mahkeme salonu terk et. Takıldık bir ifadelere gidiyoruz yani. Konumuz bu zaten. Nasıl ben Nazım Hanım'ın katilini arıyorsam seni de yaptıranların beşini araştırayım. Canımı vereyim beşine ama söyle evladım söyle. Ahmet'in gösterdiği baraka herhalde burası. Polis götürdü beni oraya Müge Hanım. Daha önce bu sahili hiç bilmediğini söylemiştim. Gece Mehmet Ali'yle beraber gittik. Yani polis seni götürmedi. Ben götürdüm. Yani burada komplo var mı? Yok. Ahmet kimi koruyorsun bilmiyorum. Ama kendini koru yani. Bana bu cinayet tek başına işlenebilir bir cinayet gibi gelmiyor. Nazmi'yi bir yerde tutmak, ona orada bakmak, bir hafta boyunca öldürüp oraya atmak, araba kullanmak lazım yani mutlaka bir araç lazım falan. Yani bu mutlaka işin içinde birden fazla kişi var. Kimi koruyorsan sana hep şunu anlatmaya çalışıyoruz. Artık sen hani 17 yaşında değilsin, cezaevine gireceksin. Lütfen kendini kurtar. Bu kadar sevdiğin, bağlandığın kimin duygusu olabilir bu kadar ya? Kim için insan kendini ateşe atar? Kimse için de kendimi ateşe at. Yok. Cezaevine yatmaya razı mısın? Değilim ama elimden gelen bir şey yok. Şu an elinden gelen bir şey olmadığını düşündüğün için bunlar da yatsınlar mı? Ha? Yatmasınlar desem ben ne olacak ki ne bileyim. Gerçeği anlat gidip senin savunmanı yapacağım Ankara'da mürabanı yapacağım. Yapmadığım işten dolayı cezaevine gideceğim yani başka bir şey değil yani. Nazmiye buradan çocuklar alıp hangi güzergahtan okula gidiyordu? Şu sokaktan aşağıya gidiyordu. Nazmiye bir bordo renkli bir arabaya bindiği söyleniyor. Öyle söyleniyor. Mezarlık denilen yer şurası. Başka yani burada bir yer değil mi? Yani. Dedikleri yeri burası olması lazım. Çünkü Akçabat'ın içinde başka bir mezarlık yok. Okulun önündeyiz. Arka kapısı. Ön tarafta var bir kapısı. O zaman peki normalde nereden giriş yapıyor? Normalde ön taraftan giriliyor abi. Melek Hanım'a sesleniyorum. Ne olursun abla. Bak ben 6 yıldır yaşamıyorum. Bildiklerini anlat. Benim cezaevine girmem kime ne kazandıracak? Nazmiye'nin Murat'ı bıraktığı okulun önünden hareket ettik. Ve Umut'un bulunduğu yere gideceğiz. Şu an Salacak mevkindeyiz. Umut akaryakıt istasyonuyla olduğumuz nokta arasında bulundu. Umut sadece işte ben bir yerden yukarı çıktım diyor. Ahmet'in polislere göstermiş olduğu yengemiz saklamış olduğumuz barınak. Burası barakalara en ıssız şekilde inecek yer. Yani. Yani patika. Ahmet'in gösterdiği baraka herhalde burası. Gördüğünüz gibi dalga kıran var orada ama yengesini nereye koyduk? Onları gelsin göstersin. Polisleri götürdün ya burası mı? Evet hayır. Polis götürdü beni oraya Müge Hanım. Polisi götürmedim oraya. Sen polisi buraya getirdiğinde polis bununla ilgili tutanak tutmuş. Abisi Hasan Şükrü ve babası Ali Yaşar Çam'ın yengesi Nazmiye Çam'ın sakladıkları yeri biz görevlilere göstereceğini söylemesi üzerine şahıs refakati alınmış, adı geçen binaya götürülmüş. Binada yapılan incelemede binanın iki kattan ibaret eski bir bina olduğu, camlarının olmadığı, evin açık olan kapısından içeri bakıldığında binanın içinde örümcek ağlarının bozulmadığı ve uzun süredir binaya kimsenin girip çıkmadığı görülmüş. Bu binada bir insanın saklanamayacağı kanaatine varıldığında şahısla tekrar görüşülmüş. Daha sonrasında Ahmet Çan isimli şahıs söylediğinin yalan olduğunu, bu binada kimsenin saklanmadığını beyan etmiş. Daha sonrasında ise Vakfı Kebir Cumhuriyet Savcısı Özlem Yılmaz bilgilendirilmiş. Vakfı Kebir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilip gözetim altına alınmasını istemiş. Şahıs Akçaabat'tan Vakfı Kebir ilçesine getirilirken biz görevlilerce yol güzergahını farklı yerler gösterilerek cesedi buralara mı attınız şeklinde sorulan sorulara şahıs hayır buralar değil daha ileride olabilir diye karşılık vermiş. Ve yengesi Nazmiye Çam'ın öldürüldükten sonra bırakıldığı yer olan Kirazlık Mahallesi Yarma mevkiye gelindiğinde deniz tarafı duvar dibini biz görevlilere gösterilerek abim Hasan Şükrü ile babam Ali Yaşar yengemi buraya bıraktılar. Bense arabada bekledim diyerek cesedin bulunduğu yeri biz görevlilere tereddütsüz olarak gösterdiğinden cinayet olayıyla ilgili bilgisinin ve görgüsünün olduğu göz önünde bulundurularak olayın çözülmesi yönünde çalışmalara devam etmekteyiz. Devletin polisini de suçluyorsun, savcısını da suçluyorsun, hakimini de suçluyorsun. Polis seni buraya götürecek olsa tutup da bunu yazmaz. Savcıyı arayıp da bu adam yalan söylüyor demez. Hangi binaya? Sağdakini mi soldakini mi?
Çok basit bir soru. Bu olması lazım herhalde. Hangisi? Dar bir yer. Beyaz kapılı olan yer. Sen daha önce bu sahili hiç bilmediğini söylemiştin. Gece Mehmet Ali'yle beraber gittik sahil boyunu arayar. Peki Mehmet Ali'yle beraber ararken burada durup tesadüfen buraya mı indiniz ki sen burayı gösterdin? Yeğenim Umut burada bulundu ya Salazik'te. Annem gitti denize gibi şeyler söylüyordu. Biz de sahil boyunu Mehmet Ali'yle arayar arayar buraları hep taradıydık zaten. Sen buraya ilk kez yengen kaybolduğunda Mehmet Ali'yle beraber sahili ararken görmüştün. Evet. O yüzden de polisi buraya götürdün. Yani polis seni götürmedi. Ben götürdüm. Yani polis burada doğru yazmış değil mi çocuğum? Evet. Sana komplo mu kurmuşlar, doğruyu mu yazmışlar? Yani burada komplo var mı? Hı? Yok. Buradan arabayla mı geçerken burada durdunuz yoksa buraları siz yürüye yürüye mi aradınız? Yürüye yürüye mi gel. Hangi gün oluyor bu? Pazartesi akşam. Siz hep yürüdünüz mü buralarda? Darıca mevkiine cami var ileride, petrolün nazda ileride. Oraya kadar gittik yani. Buraya yürürken mi buraları gördünüz? Evet, sahil boyu aradık işte Müge'm. Sahil boyunca yürürken de o barakaları mı gördün sen ilk defa? Evet. Baktınız mı buradaki barakalara? Çünkü yengeni aramak için gitmişsin. Baktık. İlk defa mı gitmiştin? Sen buraya ilk defa mı gelmiştin Umut bulunduğunda? Yani yüzme yerleri var orada. Yüzmeye gitmiş miydiniz daha önce? Tabii. O zaman yani burası senin ilk kez geldiğin bir yer değil yani. Ya biliyoruz buraları Müge'm. İndiniz buradan aşağıya. Gel böyle indik. Şimdi burası karanlık. Gece saat kaç? 11 falan işte. Işık var mı bu sahilde falan? Var mı lambalar falan? Yok. Karanlıkta böyle sahilde acaba öldü mü falan diye mi baktınız? Evet. Seni Makbuk Ebir'den buraya getirmişler değil mi? He? Evet. Nasıl buldun Makbuk Ebir'den buraya? Nasıl geldin? Buraya Nazmiye getirildi mi? Ne bileyim Müge. Ahmet kimi koruyorsun bilmiyorum. Ama kendini koru yani. Başka da sana artık hani söyleyemiyorum. Evet Ahmet, dün vallahi zaten kız kaçırıldıktan sonra bir tepem attı. Sen de payına düşeni aldın. Bu arada elimden az önce bahsettiğimiz yani bir konumuzla ilgili aradığımız, hala aradığımız kayıp şahısla ilgili çıkan, dün çıkan karar var. Müebbet hapis cezası verdi. Yerel mahkeme cesedin bulunmamasına rağmen öldürüldüğüne kanaat ettiği için sanıklar hakkında müebbet hapis cezası verdi. Ama yarın aile burada olacakmış, öyle açıklayayım size de vereyim. Kim olduğuna bakın. Evet, ya bu, bir gün evvel de dilimdeymiş zaten. Bu tür kararlarımız artık sayın mahkemeler ve hakimlerimiz tarafından da dikkate alınıyor. Demin sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi eskiden cesedin yani bulunmaması... Yani cesedi saklayanın ceza almaması diye bir şey söz konusu olmuyor. Bu çok yani, hepimiz için çok güzel bir şey yani. Tabii ki kamuoyu yan olarak derinlerde. Gerçekten çok güzel bir şey. Evet. Yani kim cesedi daha iyi saklıyorsa o cezadan kurtuluyormuş gibi olmuyor. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu yani hepimizin alkışlayacağı bir karar. Hepimiz için çok geçerli yani. Hepimizin başına her şey gelebilir. Kim bizim cesedimizi daha iyi saklıyorsa o ceza almayacak diye bir şey yok artık. Evet. Helal olsun. Verenlerin de ellerinden öpüyorum. Yarın bu konu yani hangi konuyla ilgili olduğunu size bahsedeceğim. Şimdi yarın, dün... Ya o zaman yarın görüşlerimizi belirtiriz bu konuda. Evet. Dün Hasan Şükrü ile ilgili yayınladığımız bantın yarısında kalmıştık. O şeylere gelmiştik. Çünkü barakalara gelmiştik. Barakalarda Ahmet enteresan bir şey anlattı. O barakalara neden geldi. Daha evvel yüzdükleri bir yer olduğunu. Yengesinin kaybolduğu gün de oraya gittik baktıklarını. O yüzden polis barakaları göster dediği zaman da aklına oraya gelip değil mi? Vakfuk Ebir'den polisleri Akçabat'a götürdüğünü söyledi. Değil mi? Evet. Böyle oldu. Peki devamını izleyelim şimdi bandı. Eşimi ben şurada tesis ettim. Yolun kenarında ambulansın içinde. Ambulansla beraber ben de hastaneye götürüldüm. Hastaneden sonra emniyete alındım. Yani ilk gözaltına alınan kişi olarak benim yani. Şurası olduğu söylendi bana 2011 yılında cezaevinden çıktıktan sonra. Ahmet olay yerini gösteriyor. Emniyet de Ahmet'i alıyor. Şura mıydı, bura mıydı? Ahmet her şeyi bildiği halde her şeyi gizliyor. Kimleri koruyor? Kimleri savunmaya çalışıyor? Bunları söylesin. Gelsin benim gibi ben bakamıyorum mesela. Ben şu anda başka başka duygulara giriyorum. Ahmet de gelsin benim gibi buraya bir baksın. Bir hissetsin. Nazmiye öleli 6 sene oldu, rahmetli oldu. Ayrı bir konu ama Nazmiye'nin ölüsü burada bulunduğu gün inanın ben de öldüm. Çünkü ben 6 yıldır ne gülme biliyorum ne yaşama biliyorum. Yani hiçbir şeyden tat alamıyorum.
Kilit nokta Ahmet. Birilerini koruyor Ahmet. Korumasına artık gerek kalmadı. Ben de yanıyorsam kendi de yanıyor. Akçabat'ta en çok gitmek istediğin yer neresi? Eşimin mezarı, başka yeri yok ki. Şimdi seni oraya götürelim mi? İster misin? Ahmet, buraları görünce sende nasıl bir his uyanıyor? Yani Hasan Şükrü onu sormuş aslında. Abin onu sormuş. Yani burayı görünce nasıl bir his uyanır Ahmet'in? Ahmet keşke bir buraya gelse demiş. Nasıl bir his uyanıyor sende? Ahmetciğim, hadi şimdi diğer sorulara cevap vermemek için kendini kitlemişsin de. Bu yani çok insani bir soru yani. Buna cevap verebilirsin yani. Artık buna cevap veremeyeceğim bir şey yok yani. Nasıl bir his uyanıyor? Sen kaç yıllık evliydin Hasan Şükrü eşinle? 7,5. 7,5 yıl. Sen de o sırada 17 yaşındaydım diyorsun. Demek ki 9,5 yaşından beri sen yengeni tanıyorsun. Yani bir çocuktun, eve bir yenge geldi. Hele böyle küçük çocuklar yenge yenge diye çıldırır. Yani senin sevdiğin bir abla olmalı Nazmi eve geldiğinde. Sen küçüktün ya. Yani gene elini kolunu bile yıkamıştır yani senin. Küçük olduğun için. Yani buraları gördüğün zaman, Nazmi'nin öldürüldüğü yeri gördüğün zaman nasıl bir his uyanıyor sende? Üzülüyorum yani. Hı? Üzülüyorum yani. Başka da diyecek bir şeyim yok. Sence adalet yerini buluyor mu? Nazmiye'nin kanı yerde mi kaldı? Kalıyor. Hı? Ne dersin? Allah'ım sana çok şükür. Yani sence yengenin cinayetiyle ilgili adalet yerini buluyor mu? Yoksa yani 9 yaşından beri senin yanında olan, dediğim gibi belki de sana su getiren, yemek yediren vesaire yengenin kanı yerde mi kaldı? Yani bununla ilgili bir vicdan azabı çekiyor musun? Çünkü bunun eğer adalet yerini bulmuyorsa sorumlusu da sensin. Bir ayağı da sensin o sorumlulardan bir ayağı ya. Ay ben neyi bekliyorum, ben anlamıyorum yani. Diyecek bir şeyim yok. Ha? Diyecek bir şeyin yok. Kargaydı, öldü, at bile ölür ya, gitti değil mi? Martin miydi, öldü orada? Ay vallahi ben de artık ne diyeceğim şaşırdım. Allah'ım yarabbim. Yani hani bu sorular sana kim ne dediyse Susan, bu sorular seni şey yapmaz yani. Bu çok insani bir soru yani. Hani nasıl etkilendi yani, Rami Bey burayı görmek sizi nasıl etkiledi? Ya da Ali Yaşar Bey, siz nasıl etkiler? Yani bunda bir şey yok yani. Üzüldüm, üzülmedim. Hani aklıma geldi, beraber yaşadığımız günler gelmedi. Yani çok şey değil yani. Hani burada cevap vermen senin için bir... Hani aklıma geldi de sordum yani. Hani bir aramızda bir diyalog başlasın diye. Diyalog kuralım. Üzülüyorsun sen yani. Hı? Dediniz. Hı? Üzülüyorsun sen. İnsan üzülüyor. Ben şöyle soru sorabilir miyim acaba? Buyurun hocam. Ahmet, sence ulaşılan bu son noktada bu mahkeme kararları doğru mu? Değil. Değilse senin söyleyecek bir şeyin olmalı. Sen susarak her şeyi kabul etmiş oluyorsun aslında. Değil mi? Eğer mahkeme kararlarında bir hata, bir yanılgı, herhangi bir şey varsa senin söyleyeceklerin son derece önemli. O hatayı düzeltme bakımından önemli. O bakımdan susman, elini şöyle yapman, böyle yapman herhangi bir şeyi değiştirmiyor şu ana kadar. Mesela ben sana söyleyeyim. Polisle gitmişsiniz o barakalara. O barakalara polisin tespiti var. Örümcek ağ ördüğü için
burada bir insanın saklanması mümkün değil demiş. Değil mi? Hı hı. Tutanaklarda. E peki orada bir insanın saklanması mümkün değilse bu adam niye gitti orayı gösterdi? Asıl saklandığı yeri göstermek istemediği için. Bunun cevabını ondan bekliyorum. Yani aklın yolu bir yani. Bunu 5 yaşındaki çocuğa da sorsun. Alıp ben size götüreceğim diyorsa götürdüğü yerde polise göre 5 gün boyunca 6 gün boyunca saklandığı yer değilse niye oraya götürülür? Demek ki oraya götürülmediği için oraya götürülür. Yani nereye götürüldüğü söylenirse başka deliller bulabilir. O delilleri karartmak için buraya götürülür. Ahmetciğim bunun başka bir anlamı var mı? Polis çünkü seni oraya götürmemiş. Polis seni oraya götürse, polis dese ki ben oraya gittim kardeşim evet. Bize işte tutulduğu yeri de göster dese ben o zaman polise şimdi dönüp diyeceğim ki madem orasıydı bir araştırma yaptınız mı? Orada bir iz buldunuz mu? Bir tüy buldunuz mu? Bir saç buldunuz mu? Bir şey buldunuz mu? Niye o zaman onu yapmadınız diyeceğim. Ama polis demiş ki bizi oraya götürdü ama bizi yanılttı. Orası değil ben o kanaatteyim demiş. Bunun üzerine savcı aramış. Savcı da tamam o zaman gene getirin bakalım demiş. Hani bir daha konuşun diye. Yolda gelirken sana sormuşlar. Yani bir daha anlatmayacağım. Yolda da aha da burayı öldürdük attık demişsin. Şimdi tutulduğu yeri göstermemek. Şimdi nereye atıldığını tam olarak gösteriyorsun. Bu seni neyi gösterirsen aslında tutulduğu yeri de biliyorsun. Ama tutulduğu yeri söylersen kim işin içine karışacak onlar da ortaya çıkacak. O dönem orada araştırma yapılacak. Burası değildi de başka bir yerdi demek ki. Zaten yanlış yeri göstermesindeki gaye esas yerin bulunmasına engel olmak. Polisi ve görevlileri yanlış yollara ve yanlış yönlere sevk etmek. Gayet tabii. Bunun abi, başka izahı yok. Başka bir şey böyle soracağım. Pardon bir tütün mütün falan öyle bir şeyler de demişsin sen bir ifadenle. Böyle bir işte tütün bahçesinde bir baraka bir şey falan demişsin. Orası dediğin yer neresiydi? Bir öyle bir ifadelerinde de var gene böyle bir tütün bir şey. Tütün deposu demiş balıkçı barınaklarına. Yok yok tütün deposu dememiş. Bir de böyle tütün tarlası içinde bir barakadan falan bahsetmişsin. Var mı buralarda bildiğin bir tütün tarlası bir şey? Bir ifadende de öyle demişsin çünkü. Artık o kimin tütün yeriyse orayı mı sonradan göstermek istemedin? Senin ifadelerinde tütün lafı geçti mi Ahmet? Geçti geçti ben okudum biliyorum. Şimdi aramayayım valla artık gözüm de görmüyor yani. O tütün yerini mi gösterecektin de burası aklına geldi gösterdin? O tütün yeri neresiydi? Tütündeki baraka. Yani senin anlatımlarından sanki bir tütün tarlası vardı orada bir baraka varmış gibi benim gözümün üzerinde yani önünde canlandı. Kimin tütün tarlasıydı? Hı? Hadi be canım be bir silkelen Allah aşkına ya ne olursun ya. Hayır yani bir şeyler söyle. Gerçekten bir şeyler söyle. Bu susman herhangi bir şekilde her şeyi kabul etmek anlamına gelir. Yapacak bir şeyim yok. Ne laf edersem edeyim kabul görmüyor deme. Kabul gören bir laf çıkar ağzından. Neresiydi o tütün tarlası dedin ya? Neresi aklına gelip söylemişti? İlk söylediğin tütün tarlasındaki yeri nereyi düşünerek söylemiştin? Allah aşkına Ahmet ya. De ki orası burası, şunun tütünü, bunun tütünü de. Hadi be çocuğum ya. Kendin için söyle Ahmet, kimse için söyleme yani. Kimin tütününü söylemiştin? Hı? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun böyle. Ahmet'i bir geniş çekerseniz ne yaptığını da görürüz hareketini. Ahmet'ciğim hani o bahsettiğin tütün tarlasındaki baraka, ilk aklına gelen tütün tarlasındaki baraka kimin tütününün barakasıydı yani? Hatırlamıyorum, gelmiyor. Sen de vallahi hiç sohbetkar birisi değilsin ama yani şimdi. İnsan bir soru sorar karşılığında bir cevap veriyor. Böyle sıkıcı bir yani hiç diyalog kuramıyoruz yani. Şimdi sen orada bir tütünden bahsetmemiş misin çocuğum? O an bu baraka dediğinde aklına burası gelmiş burayı söylemişsin. Sana diyorum ki ifadende bir de bir tütünden bahsetmişsin. Bir tütün tarlası, bir tütün barakası her neyse.
Orayı söylerken kimin tütünü aklına geldi de orayı söyledin diyorum. Hadi bir isim söyle de ki mesela Ahmetlerin, eniştemin bir tütünü aklına gelmiş senin. Neresi acaba? Ama doğruyu söyle de gidelim bulalım orayı. Vakfı Kebir'in orada bir tütün tarlasından bahsediyoruz. Akçabat'ın oradaki bir tütün yerinden bahsediyoruz. Nereden bahsediyoruz acaba? Akçabat'ta tütün ekiliyor mu? Evet. Ekiliyor. Vakfı Kebir'de? Yok. Yok. Vakfı Kebir'de ekilmez mi tütün? Yok. Hiç kimsenin yok mudur tütünü? Öyle yok. Mi? Yani yok. Bizim bildiğimiz yok. Yani sizin bildiğiniz derken ben hani yer olarak soruyorum. Gerçi yok, yakın yok, mı? Hayır, kesinlikle yok. Yoktur yani. Genel olarak soruyoruz. Genel, yani genel yok, olarak soruyoruz. Yani sizin olarak bildiğinizi sormuyorum. Yok yok, hiç yoktur yani. O zaman Akçabat'ta mı? Tünelden Vakfı Kebir tarafı hiç tütün ekmez. Heh, işte onu söylüyorum. Evet, hiç yani yok. O zaman o tütün dediğin yer neresi olabilir Akçabat'ta? Hadi amirim söyle oğlum ya. Hatırlamıyorum yani. Ne bileyim. Hatırlamıyorsun. Ne diye bahsetti onu bilmiyorum. Bir şey gelmiştir aklına yani. Ya var, o ifadesi var. Tüm bu çabalar. Neresi biliyorsun şey mesela? Nere, kimin tütününü biliyorsun? Oradan bir aklına gelsin mesela. Hani kimlerin tütün tarlasını biliyorsun? Kimsenin. Ama pütüdünde mi olay var yani. Bunu yok deme. Kirma cibinden oraya bağladık dedin. Kirma cibini kimden oraya öğrendin? Oraya bakıyorsunuz değil mi? Ona bakıyorsun. Ha? Kirma cibinin lafını kimden öğrendin? İlk, ya ilkinde ya ikincisinde. Ne lafı? Kirma cibi dedi ya. Kırmacı. Kırbaçtan bağladık dedi ya. Kırmaçla bağladık demiş. He. O dam neresi Ahmet? Demek ki orada kırmaç da vardı. Götürdüğünüz o tütün damında. Bizim orada ip var, katma var, yünebi var. Bu tirmacı kim söyledi sana? Hadi Ahmet'im söyle ya, bu adam dedi bana bu tirmacı bini ya. Ne var ya? Hadi canım benim, kim söyledi? Ay. Hatırlamıyorum ya. Oğlum ifaden de var tirmacı bini. Sana tirmacı binden yengeni bağladı diyen kim? Var ifaden de var. Milleti, yani adaleti, milleti yoraysın, adaleti de yorma yani. Biz sana bir şey diyoruz ya. Allah aşkına olsun ya. Gel kendine ya. Şu yenge o seni yedirip bicirdiği paktıkları o közüğüne ona gelsin ya. Bak mardı mıydı öldü deniz kenarında oğlum? Niye vicdana gelmiyorsun Ahmet ya? Yalvarıyoruz sana ya. Oğlum ya. Ya bir saniye. Yani bu. Hatırladın mı? Bu yöntem çok bir işe yaramıyor. Yaramıyor ama ne yapalım hocam? Hocam şimdi yalvar. Benim oğlan tüylü torunum diyeyim de insanlar şey falan. Şimdi mesela ona şimdi çişini öğreteceğim mesela. Ahmet yani teşbihde tabii bak şimdi sana bakınca şey yapıyor. O da bakıyor tamam mı? Mesela diyorum ki oğlum diyorum bak diyorum çişini buraya yap diyorum. Şimdi bakıyor şimdi bana. Bak diyorum çişini buraya yaparsan sana mama vereceğim diyorum. Ödül mamasını çıkartıyorum gösteriyorum. O zaman yapıyor veriyorum. Orayı öğreniyor. Şimdi sana düşünüyorum tamam mı? Ahmet hani bunu anlat. Acaba diyorum Ahmet'e ne vaat etsem de hani... Yani bir tanesini ödül mamasıyla kandırıyorsun. İşte ne bileyim bir çocuğu çikolatayla kandırırsın falan. Sana ne vaat etsek de sen de hatırlasan söylesen diye bulamıyorum yani. Hürriyet vaat ediyoruz ya. Aslında en önemlisi ama daha tabii. Onu anlamadı. Hürriyet çok vaat teşekkür ediyorum hocam. Aslında ne kadar güzel bir şey söylediniz. Özgürlüğü yani. Öğretmeye çalışıyoruz ama öğrenmek istemiyor. Yani cezaevinde yatmazsın. Etkin pişmanlıktan faydalanırsın. Dışarı çıkarsın. Evlenirsin. Çoluk çocukla yuva kurarsın. Hayır, su evet getiren... aslında yani bundan daha büyük bir vaat olmaz aslında yani. Daha güzel bir hediye olmaz da. Hayatın devam eder. Hı? Normal yaşarsın. Bu işte su götüren pek çok taraf var. Hatırlamadım. Yani, hı? Neyi bahsettik? Neden bahsettik böyle bir yer? Efendim? Diyorum neden bahsettik öyle bir yer hatırlayamadım. Hatırlayamadım. Ahmet'im bahsettiğin yeri bilmen gerekiyor. Nasıl bilmiyorsun? Abi dediğim gibi. Anladın değil mi? Senin yöntemin işe yaramıyor. Ahmet her şey düzelemez mi ya? Böyle bir şansı yok mu yani? Bu iş böyle mi kalacak Ahmet'e? Ben çok merak ediyorum biliyor musun? Yani... Zaten yani çok her şeyi merak eden biriyimdir de. Yani bunun için
Artık hani böyle kanımla canımla söylüyorum yani. Bu iş böyle mi kalacak Ahmet ya? Hakikaten girecek misin paşa paşa cezaevine yani? Ya sana inanamıyorum. Beyaz sana başkaları bir takım şeyleri, yolları göstererek merak etme sen bu yolda yürürsen cezaevinden kurtulursun diye sana bir takım telkinlerde bulunanlar mı var? Yok. Hayır varsa onu seninle tarafsız bir gözlemci olarak paylaşmaya hazırım. Şerefim üzerinden sana yemin ediyorum senin anlatacaklarının gerçek neticesini sana tarafsız olarak açıklarım. Hiçbir taraf tutmadan. Açıkça Ahmet bu düşüncende haklısın şu yola çıkar veya şu yola çıkmaz diye bütün samimiyetimle bak yemin ettim. Bütün samimiyetimle sana yardımcı olurum. Evet. Ama anlat ki ben de sana yardımcı olayım. Sana bildiğim kadarıyla tecrübelerimle yol göstereyim. Yani sen yine de tabii istediğin gibi davranmakta serbestsin. Ama yani sana bir takım yanlış telkinlerde bulunanlar varsa, yanlış yöntemlerle değişik yolları gösterenler varsa, onların gerçekten seni selamete mi çıkaracak yoksa karanlığa mı sevk ediyorlar? Onu sana ben tarafsız bir gözlemci olarak izah edeyim. Anlat, anlat yardımcı ol oğlum. Senden para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Bir çay dahi ikram et demiyoruz yani. Çaylar da benden. Yok öyle bir abi. Çaylar Dilek'ten. Peki yok öyleyse. Bandın devamını izleyelim. Belki bu bandın devamında belki biraz daha bir şeyleri hatırlarsın. Çünkü bu bandın devamında efendim Hasan Şükrü eşi öldürüldükten ve cenazesi işte kaldırıldıktan sonra ilk kez, yıllar sonra ilk kez eşinin mezarı başına gitti. Aslında yine çekine çekine gitti. Korka korka gitti. Çekinmesinin ve korkmasının nedeni elbette ki eşinin ailesi, onun yakınları, şu anda ona bakış açısı var, onun hakkında düşünenler var. Bir boyun büküklüğü var, bir vicdan azabı var. Orada da iki tane çocuk var. İlk kez eşinin mezarına gitti Hasan Şükrü. Sen de bir izle bakalım abi. Sen gittin mi hiç? He? Ya ben öyle anlamıyorum. Benim artık gözüm görmüyor. Sen böyle bir kaş göz yapma. Gittin mi gitmedin mi? Gitmedim Müge. Gitmedim. İzle bakalım gör bakalım nereden. Akçabat'ta en çok gitmek istediğin yer neresi? Eşimin mezarı başka yeri yok ki. Şimdi seni oraya götürelim mi? İster misin? İsterim. Hadi gidelim o zaman. Hasan ilk defa buraya geliyorsun. Evet ilk defa. Eşinin mezarındasın şu an. Evet. Görüyorsunuz işte 6 yıl sonra ilk defa mezara geldik. Konuşma bile konuşamıyorum abi. Şu anda başka duygular yani. Bambaşka duygular. Görüyorsun Ahmet. Beni bırak ya. İki tane yeğenimsin. Bak ben dünyamı kaybettim diyorum. Sen artık vicdana gel ne olursun ya. Ben yengenin mezarına bile gizli geliyorum artık. Şu anda belki bana kalbi bile kırıktır çocuklarımı getirmedi diye. Kara toprağa dokunuyorum. Başka hiçbir şey yok. Kalk ne olur kalk. Demiş hadi bana ne olursun. Ne olur ya. Ne olur demiş hadi bana ya. Ne olur. Sen gitti gidin ben de yaşamıyorum. Ne olursun. Hadi Allah'a sığınayım. İnşallah.
Bir gün gelip rahat geleceğim. Sakın bana darılma. Kaçaysın deme ne olursun. Belki gelmem de. Söz sana çocukları da getireceğim. Hadi Allah'a ısmarladık. Nurlar içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hiç etkilenmiyor musun ya bu görüntülerden? Hı? O gün Nazmiye bordo bir arabaya mı bindi, siyah bir arabaya mı bindi? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. Senin arkadaşlarında hiç var mıydı arabası olan? Yok. Hı? Yok. Emin misin? Senin görüştüğün arkadaşların arasında arabası olan kimse yok muydu? Sen o gün çıraklık belgesini almaya gidiyorum derken hep özel araçla mı gittin yoksa minibüsle falan mı gittin? Minibüsle. Minibüsle. Nerede o çıraklık belgesi sahi? Nasıl? O çıraklık belgesi nerede? Evde. Onda alınma tarihi var mı? Tabii. Hangi gün teslim alındığına dair? Var. Hangi güne ait? Yengemin kaybolduğu güne. Yengenin kaybolduğu güne. Kralım. Kimin evinde o? Bir abinde mi? Abin nerede mi? Alındığına dair olan tarih ve imza okul defterinde. Okul defterinde? Evet. Belge bende. Okul defterine bir bakamıyor muyuz biz? Ben onun dosyada öyle bir şey görmedim ben okul defterinde. Yani saatte yazmış mıydı oraya? Yok, onu bilmiyorum. Hı. Ama tarih var. Tarih var. Sen aldığına dair bir imza attın mı? Attım. Zaten onun karşılığında veriliyor. Milli Eğitim'in şiisi bu. Tamam. Nereden aldın onu? Hangi okuldan aldın? Söğütlü'de. Söğütlü ne yani? Ne diyeyim? Ulu Cami var Söğütlü'de. Tamam. Onun arkasında. Söğütlü'de Ulu Cami'nin arkasında ne burası? Çıraklık Eğitim Merkezi. Çıraklık Eğitim Merkezi. Sen gittin oraya. Kaçta gittin? 4:30 gibi gittim. Akşam 4:30 gibi gittin. Evet. 16:30 gibi çıktın. Evet. Şu anda Trabzon'da ekibimiz var herhalde. Biri yok. Ha, yok mu? Ben var sanırım. Ha, Gaziantep'te mi? Tamam. Çıraklık Eğitim Merkezi'ni de arayabilirsiniz. Ya da yani bilmiyorum emniyetin dosyasında var mıydı bilmiyorum. Ben dosyada yani mahkeme dosyasında böyle bir belgeye rastlayamadım. Senin çıraklık belgenin alınıp alınmadığına dair. Bir işim düştü oraya. Hı. Emniyet gitmiş bakmış oraya. Hı. Onlar da şey dediler. Teyit ettiler yani. Ki zaten öyle. O gün alındığına dair teyit ettiler. Tabii. Yani dosyaya konulmamış o. 16:30'da gittin bu sen. 2011'den sonra gittiler oraya. Baktılar dosyaya işte. Hı. Baktılar ki doğru. Ama sen oraya 16:30 gibi gittin. Evet. 16:30'a kadar neredeydin sen? Yaylacık'ta. Hı? Yaylacık'taydım. Yaylacık'ta. Evet. Yaylacık neresi oluyor? Yaylacık Söğütlü'ye gitmedin. Akçabat'ta mı orası? Akçabat, evet. Ne kadar yani mesafe mesela 10, Nazmiye'nin evinden? 15 dakika falan. Heh. Orada da araba. Gece uyumamana rağmen evet. Gittin bir daha çalıştın. Evet. Çalıştın oradan da gittin 16:30'da belgeni aldın. Evet. Döndün baktın gelmiş yengen yok. Yok. 16:30'a kadar ama orada olduğunda doğrulayan kimse de yok. Var ama yani gelip de şahitlik yapmadılar. Neden? Gelip şahitlik yapmadılar. Demek ki yok yani. Var. Hı. Sen var diyorsun. Karşı taraf yapmayınca olmuyor yani. Niye yapmasın? Sen onun yanına yardım için gidiyormuşsun vesaire. Senin arkadaşın. Niye senin için gelip buradaydı demiyor? Bak özenleriniz gece yoktu sabaha kadar bunlar diyor. Yani neden senin arkadaşın da evet burada benim yanındaydı demiyor? Yani olaylar böyle geliştiği için. Hı. Mahkemede söylediğim halde mahkeme çağırmadı yani. Peki sen arkadaşına söyleseydin gel diye sen şahit yazsaydın. Neydi arkadaşın sana? Ki
Gelmedi ne bileyim. Hı? Gelmedi. Gelmedi ne dedi, niye gelmedi? Olaylar karışık olduğundan dolayı gelmedi. Olaylar karışık olduğundan dolayı gelmedi. Acaba orada mı olup olmadığını mı hatırlamadığı için gelmedi? Yok oradaydım. Hatırlıyor mu peki senin orada olduğunu? Tabii. Sana söyledi yani. Nasıl sen buraya bana gelmiştin dedi yani. Nasıl gelmiştim ya? Ben gittim oraya zaten. Tamam gittin. Sonra seni aldılar götürdüler. Sen kaç ay cezaevinde yattın? 11 ay. 11 ay cezaevinde yattın da oradan telefonla falan mı aradın arkadaşını? Yok. Neden arkadaşım beni cezaevinde tutuyorlar? Oysa ben senin yanındaydım. Sen gidip bu konuda polise ifade ver diye senin onu cezaevinden araman lazımdı. Aramadım da. Niye aramıyorsun? Cezaevinde yatmak rahat mı geldi? Yok. Tamam o zaman insan orada ben senin yanındaydım diye arkadaşını aramaz mı cezaevinden? Ahmetciğim. Buna belki hocam daha doğru cevap verir. Geçen gün bununla ilgili yani tesadüfen okuduğum için biliyorum. Yansıtma diye bir şey. Bu şu demek yani... Ben anladığım kadarını hocam, tabii tıbbi bir şey anlatamam ama yani başımıza ne gelirse gelsin hep senin yüzünden demek. Yani düştüm, sen bana baktın da ondan düştüm. Onu yaptım bilmem ne, yani bunun adına yansıtma deniyor. Bu da bir karakter biçimi ve yanlış bir yol çizmek. Çünkü o zaman hiç gerçekle yüzleşemiyorsun. Hiç kendi sorumluluğunu üzerine almıyorsun aslında. Ne olursa değil mi hocam, yanlış evet, anlatmıyorum. Yani. Evet. Bir başkasını suçluyorsun. Şimdi bak sen diyorsun ki, mahkeme ben arkadaşımı benim çağırmadı diyorsun. Yansıtma yapıyorsun. Niye yansıtmasını yapıyorsun biliyor musun? Kendi hatanın yansıtmasını yapıyorsun. Ben sana diyorum ki 11 ay cezaevindeydin. Bu arkadaşını annenler vasıtasıyla Seyfettin, Mehmet Ali ya da sen arkadaşını arayıp da ya bunun ifadesini alın ben buradaydım. Niye aklına gelmedi? Senin aklına gelmesi lazım. Öyle, tabii öyle yolladım Müge Hanım. Hı. Haber yolladım ama cevap yok. Cevap gelmedi. Gelmedi. Yani gelip de senin lehine şahitlik yapmadı bu kişi. Evet. Orada olduğunu hatırlıyor musun peki gerçekten? Acaba oraya gelmediğin için mi yapmadı? Yoksa bu kadar kötü bir insan olamaz herhalde. Senin arkadaşın. Gitmişsin ona yardım etmişsin. Niye yapmasın ki? DJ'yi ya o gün benim yanımdaydı demek. Yani şu an nasıl desem. Hı. Bir ekiple gitsek görürsek. Hı. Der yani. Gideriz. Eminim yani. Tamam gideriz. Gidelim. Arayalım gitmeye bile gerek yok yani arayalım. Verelim ara. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. İzleyicilerimizden Özlem Hanım demiş ki yalvarıyorum. Lütfen Ahmet'e sorar mısınız? Yengeni öldürenler bizi ele verirsen seni de öldürürüz diye tehdit mi ediyor Ahmet'e diyor. Özlemciğim hiç yalvarmana gerek yok. Teşekkür ediyorum canım benim. Yani böyle bir tehdit alıyor musun Ahmet? Hayır. Çünkü bu soruyu sana ben sormadım hani yani. Özlem'e teşekkür ediyorum. Hani bana da bir şey yaparlar diye. Hı? Öyle bir korkun var mı? Yok. Yok. Vallahi Ahmet. Ya izleyicilerimiz harikasınız ya vallahi ya. Yani size bir şey söylüyorum. Neresinden bakarsan bak Ahmetciğim. Beni affedin Müge Hanım. Yani benim içim hiç rahat değil bu konuda. Hı? Bu konuda içim hiç rahat değil. Hiç rahat değil. Bu iki kişi hiç duyamıyorum hocam. Bu iki kişi işin içinde olmadıkları halde ömür boyu hapis yatacaklar. Evet. Ve bütün... Bilemiyorum. Belki de Ali Yaşar'la Ahmet bize bir oyun oynuyor. Belki Ali Yaşar diyor ki, hani Ahmet diyor ki içeri girmemek için, hani Ahmet'e öyle bir şey söyleniyor. Hani Ahmet sürekli bunu inkar ediyor. Ve bu şekilde serbest kalacağına inanıyor. Ali Yaşar da
Hani o inkar ettikçe belki ona da bir faydası olacağım. Belki de ikisi bir oyun oynuyorlar bize yani. Ben onu da bilmiyorum. Yani Ahmet'e o yüzden hep soruyorum. Emin misin babanla yapmadığınızda bu işe diye. Yani onu da soruyorum ben Ahmet'e. Ahmet emin misin? Niye olmayayım ki Müge? Hı? Efendim? Niye olmayayım ki? Niye olmayabilir yani? Sen... 11 ay babamla öldürdük dedikten sonra hani şu anda ben sana bunu soruyorum yani. Yani şu an emin misin ifadenin arkasında mısın yani? İfadenin bir yerinde babam sopayla vurdu. Bir başka ifadede ben sopayla vurdum gibi birbirini tutmayan şeyler var. Cevap bulması gereken pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi burada sahilde gösterdiğin barakalar neresiyse o. Orada neden tutulur? Yani onun amacını birisi bana açıklasa ha diyeyim, düşünemedim diyeyim. Öyle değil mi? Ben Nazmi'nin bir hafta boyunca neden öldürülmeden tutulduğunun hiçbir cevabını bulamıyorum. Tek aklıma gelen konu Nazmiye'nin o bir hafta kendi isteğiyle bir yerde durduğu yönünde. Yani onun bende hiç açıklaması yok. Yani Nazmiye kendi isteğiyle gitti bir yere, oradan alındı ve öldürüldü diye düşünüyorum. Çünkü bir hafta boyunca bu kadını saklamanın hiçbir akıllıca gerekçesi olamaz ama yani bu işe baktığımızda zaten hiçbir tarafta bir akıl işi göremiyorum ki ben. Yani hiç akıllıca bir yani iş yok o zaman bu adamın verdiği ifadeler doğru değil. Doğru. Doğru mesela çarşamba günü yaşadığını biliyor. Yani ama biliyor. Gösterme yerinde o barakayla ilgisi olmadığı kesin. Nazmiye'nin rahmetli o barakaya götürülmediği kesin. O barakaya insan ayağının girmediği kesin. Örümceklerden dolayı. Yani, herhangi bir canlı yarattık insan oraya girmemiş. Bırak bir hafta kalmayı. Ama bu işte, ifadelerin önemlice bir kısmı doğru değil. Yani değişkili bir ama, sürü. Doğrusu var, eğrisi var. Ama tutan asıl, ifadeler var Müge Hanım'ın hani, dediği gibi. Asıl mihenk noktalar doğru. Çarşamba paralar günü yemek ama, götürdüm demesi. Demek ki hakikaten çarşamba günü yaşadığını biliyor. Ölmediğini çarşamba günü biliyor. Halbuki çarşamba günü yemek götürdün mü götürmedin mi Ahmet? Ya evet ya hayır. Götürmedim hocam. He? Ya duyamıyorum. Götürdün. Çarşamba günü ona yemek götürdün. Sesli söyle. Götürmedim. He? Nasıl? Yüksek sesle. Götürmedim hocam. Kim götürdü? Ne bileyim. Kim götürdü? Tamam sen götürmedin. Tamam. Kim götürdü o zaman? Ki gel sen... Onun sağ olduğunu biliyorsun. Birisi sana götürdü. Biz götürdük diye de anlattık yanında. Sen de biliyorsun çarşamba günü yaşadığını. Birisi söylemiş olmalı. Kimse söylemedi. Ne bileyim. Kimse söylemediyse nereden bildin sen çarşamba günü bu kadının hayatta olduğunu? Şimdi bu... Bir saniye Ram Bey. Nasıl bilebilirsin kimse söylemediyse? Ne gün öldürüldüğünü nereden biliyordun ki çarşamba günü hayatta olup ona yemek götürüldüğünü anlattın Ahmetciğim? Kim götürdü? Kimden duydun götürüldüğünü? Oğlum cevap versene. Kimseden duymadım. Hı? Peki bu ifadelerde çarşamba günü yemek götürdüm hikayesi neden yazılı? Niçin yazılı? Bir cevap ver buna. Cevap vermek zorundasın. Yani bunun bir cevabı vardır, mutlaka vardır. Çarşamba günü yemek götürmedinse, çarşamba günü yemek götürdüğüne dair ifadeyi neden, niçin verdin? Sen vermedinse ifadeyi neden yazıldı? Sonra nasıl doğru çıktı? Kim götürmüştü? Kimden kulak misafiri oldu? Ve neredeydi? Nereye götürdüm? Yani o yemek çarşamba günü akşamı nereye götürüldü? Bu baraka yalan olduğuna göre, barakaya götürülmediğine göre demek Nazmi Hanım'ın bulunduğu başka bir yer vardı muhafaza edilen. Nereye götürdüm o yemeği? Kimin eviydi? Kimin yeriydi? Veya Vakfı Kebir'de miydi yoksa öbür yerde miydi? Akçabat'tan. Hı? Akçabat. Hı. Akçabat'tan mı götürdün o yemeği?
Vakfı Kebir'de mi bir adrese götürdün? Nazmi Hanım orada nerede tutuluyordu? Veya nerede kalıyordu? Belki tutulmuyordu da kendi arzusuyla da kalıyordu. Mesela. Neresiydi o adres? Ne bileyim hocam. Ya ama yemeği götürdüğüne göre Ahmetciğim, sen şimdi çarşamba günü bu kadıncağızla yemek götürdüğüne göre... Ahmetciğim şunu söylüyorum. Sen çarşamba günü Nazmiye'nin sağ olduğunu biliyor musun kardeşim? Biliyorsun. Yemek götürüldüğünü de biliyor musun? Biliyorsun. Sen götürmemiş olabilirsin. Kimden duydun götürüldüğünü? Babandan mı duydun? Hasan Şükrü'den mi duydun? Bir arkadaşından mı duydun? Kimden duydun çocuk? Çarşamba günü bu kadına yemek götürüldüğünü nereden duydun? Hayır, öldürülecek kişiye neden yemek götürülsün yani? Söyle Ahmet, benden geçsen söyle. Abinden geçsen söyle. Kimden geçsen de söyle oğlum. Kim bir ifadende de ikisi götürdüler demişsin. Babamla abim götürdüler demişsin bir ifadende de. Onların ikisi mi götürdüler? Bunları sen mi söyledin Ahmet? Hı? Bak bu ifadeleri, çarşamba günü yemek götürüldüğü ifadelerini sen ağzınla söyledin mi? Bak sana bir cevap verme şansı. Bu cevap verme şansının dışında burada biraz önce de adı geçtiği gibi bunun karşılığında koskocaman bir yaşama şansı, bir hürriyet doğuyor. Anlatabildim mi? Ya bu ifadeleri sen ağzınla söyledin mi, söylemedin mi? Ya bir cesaret etmen yeterli oğlum. Bir cesaret. Bu suskunluğun sebebi yok. Sana birisi verdi, sen mi götürdün? Yok mu, gelmiyor. Demek o zaman sen birinden mi duydun götürüldüğünü, başka birinden mi duydun? Kime kulak misafiri oldun? Kimseye olmadım yanım. Ne bileyim. Ver ara. Tamam. Seyfettin Çam telefon attığımızda, abin telefon attığımızda. Seyfettin özellikle barakalarla ilgili başka bir iddiada bulunuyormuş anladığım kadarıyla. Seyfettin günaydın. Günaydın Müge Hanım. Seni dinliyoruz, buyur. Müge Hanım, yengem kaybolduğu gün pazartesiydi, 2 Kasım pazartesi. Duyamıyorum ki. Hiç... Seyfettin hani... dur, ağzını fazla ne? Telefona yaklaştırmadan konuş ki hiç anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Müge Hanım, yengem 2 Kasım pazartesi günü kayboldu. Evet. Biz 3 Kasım salı günü... Babam, ben, annem. Hı. O parakaların olduğu bölgeyi komple aradık sahil boyu da Salacık'tan Aksakale camisine kadar. Şimdi o Ali Yaşar niye susuyor? Yani nerede ertesi saklandım? Gün diyorsun Ali Yaşar, yani babam, ben ve Ayla Hanım beraber evet. Biz o barakaların olduğu yere indik ve sahili aradık. Aynen, parakalara tek tek baktım. Ayrıca oralarda kurulmuş çadırlar vardı. Yazlık çadır. Hı. Onların içine yani o taş aralarına sahil boyu hep aradım ben. Ali Yaşar peşimde, annem peşimde. Ben yani orada sahil boyunda ne kadar taş koyup oyup varsa hepsine baktım. Şimdi Ali Yaşar niye konuşmuyor? Kimin aklına geldi bu? Kimin aklına geldi? Ali Yaşar'ın. Sizin mi aklınıza geldi? Yani Nazmi orada, Umudu orada bulduk ya, o aralarda hani bir çemberi. Bir şeysi var mı? Yani denize mi düş, nedir diye aradık yani. Mustafa da vardı bizde. O zaman o barakaların yerini sen de biliyorsun. Ya orayı biliyorduk tabii canım. Barakalar orada, balıkçı varlıklar biliyorduk tabii. Ha? Balıkçı varlıklar biliyorduk tabii. Orada var yani balık, orada dolu paranın. Akçabat tarafına doğru daha çok var. Ya iyi de abicim, yani neden
Aynı Ahmet'e sordum. Hayır, o zaman sana oraya inmedik. Bak oraya inmedik. Biz bu yanda Umud'u buldukları yeri aradık. Abicim bu evlere gittiniz mi? Şu hayır, şu. Hayır bu iki eve kesinlikle gitmedik. Ha, nereye gittiniz? Bu Umud'u bu tarafta bulduk. Petrola gitmedi. Seyfettin baban diyor ki biz buralara gitmedik ki diyor. Petrolün oraya baktık diyor. Umut oraya bulunca düştüm ettim falan diye. Öyle anlıyorum bilmiyorum. Evet cevap ver. Umut'un bulunduğu yerden aşağıya gittik. Tamam. Babam bakın. Hı. Babam taksiyle geliyordu. Ama arada bir yanıma geliyordu. Var mı bir şey diye soruyordu. Dedim ona bak özellikle üzerini çiziyorum. Şurada barakalar var oraya bakalım dedim. Evet. Ve baktım. Ali Yaşar da yanıma geldi. Nereye geldim yanına? Bak konuş konuş. Cezaevine gideceksin. El sallamaya gelirim sana tamam mı? Tamam. Bir saniye ya. Konuş bildiklerini konuş orada susma. Ahmet zor durumda kalıyor. Ahmet yaptıysa ya da yapanları saklıyorsa. Evet. Yapanları saklıyorsa bir şekilde konuşun da anlaşın. Anlaşmasını. Ben üçünüze de acıyorum ulan üçünüze de acıyorum. Ağrımdan geçen telefonda konuştum. Ağrımdan geçen telefonda konuştum. Hala daha bana ha he. Ama bak Ali Yaşar. Ha. Ben sevdim sen. Evet. Tamam mı? Evet. Bu evde yaptıklarını... He. Hep tek herkesin ağzından kımbısı alır gibi aldım. He. Zaten tamam sen mi? Bizi öldüreceksin. Onu da kanıtın yani. Bir dakika ne diyor Seyfettin anlamadım ben. Ne diyor? Siz ömür. Evet. Anlamadım devam. Seyfettin ne dedi? Ya Ahmet'i suçluyorlar orada ya. Ahmet birileriyle yaptılar bu işi diye suçluyorlar ya. Evet. Ben ailemden o evde yaşanan şeyi... Atagir'de yaşanan şeyi tek tek cımbız gibi aldım. Biliyorum neyin ne olduğunu. Kimden Ali aldın? Ali Yaşar konuşsun şimdi. Ali Yaşar şimdi konuşsun. Ali Yaşar o cezaevinden kurtarırsa benim elimden olacak ölümü. Tamam mı? Kan çıktı sen de sus. Ha, babanı mı tehdit ediyorsun şu anda? Evet. 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 Babamı da tehdit ediyor benim de tehdit ediyor. Peki bir dakika neden babanın ölümü senin elinden oluyor orasını ya telefon sesi o kadar ya, boğuk geliyor ki özür dilerim. Kendisi bağırıyor ya da beni öldürmeye çalıştılar da öldüremediler öldürdüler evladımı. Lan ne evladı lan heh ne evladı evladına insan vurur mu lan heh. Kim vurdu anana sor onu anana. Anama sordum anama sordum. Sor. Soracağım kaçma benden gel yanıma. Tamam sen gel yanımıza sen. Seni davet edelim. Buyur gel biz buradayız. Biz katil arıyoruz. O zaman bir şey söyleyeceğim. Ne yaptığı göre zaten buradaydın geçen hafta. Yani ya yeni bakın, bir... Hayır hayır. Yeni bir konuşma mı oldu? Özellikle. Bakın Müge Hanım. Alo. Yeni bir konuşma mı yaptın sen ev halkıyla? Hayır hayır. Daha öncelerden. Ben öğreneceğimi öğrendim. Ha. Evin içinde, evin dışında, yengemin evinde ne oldu ne bitti öğrendim ben. Evet. Ne o zaman söyle işte sen de bizi burada çatlıyoruz. Söylemiyorum. Niye söyleyeyim ya? Niye? Söylediklerimizin her şeyini yalanladılar bunlar. Sağ olsunlar. Ha biliyorsun yani güzel. Yengenin niye öldürüldüğünü biliyor musun artık? Biliyorum. Biliyorsun. Evet. Kimin ne, öldürdüğünü ne sebepten de... dolayı öldürüldü biliyorum ben. Kimin öldürdüğünü yoksa... de biliyor musun? Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum bakın ama ne sebeple öldürüldüğünü biliyorum. Şu konuda varım. Bakın Müge Hanım iyi dinleyin. Yengem öldükten sonra aradan yani bir bilemedim iki ay bile geçmedi yani. Ha. Annem onlar aşağıda ve yanlarında abimin oğlu Murat. Hı. Mehmet Ali. Annem bizim kızlardan biri var ama tam hatırlayamadım orada. Yengemin annesini görüyorlar. Hı. Ayşe Güner'i. Annem Mehmet Ali'ye diyor ki, belki özlemiştir, al abim Murat'ı da götür bırak yanına. Bizi istemeyebilir yanında ama Murat'ı al götür yanına, bırak. Hmm. Mehmet Ali gidiyor, alıyor Murat'ı gidiyor. Murat'ı Ayşe yengeye yanaştırdı, Ayşe yenge dedi, bak Ayşe yenge dedi, Ayşe yenge işte, Ayşe Hanım dönmüş, görmüş abi bizim Mehmet Ali ile Murat'ı, ne dedi, ne derse beğenirsiniz. Benim bir öyle evladım torunum yok alın gidin onu yanımdan akrabası başımıza yıkıyordu ve şahit olarak da Muhtar diyordunuz ya Muhtar ona şikayet ettileriz ki böyle böyle yapmışsınız da yanaşmayın yanlarına. Bir babaanne bir anneanne
torununu sevmiyorsa, ona diyorsa ki benim öyle bir evladım yok, ben artık şüphe ederim, her şeyi konuşuyorum, söylerim, ederim, eylerim. Yengem öldürüldüyse Güner ailesi de bunu biliyor, Ali Yaşar da biliyor. Ahmet de bir şekilde biliyor, Hasan Şükrü de bir şekilde biliyor. Benim daha diyecek bir şeyim yok. El sallamaya gelirim size, tamam mı? Benim büyüklerime gidiyor. Seyfettin Can başka bir şey açıklıyor. Diyor ki ben biliyorum yengemin artık neden öldürüldüğünü diyor. Kebriyeciğim. Ne oldu, kapandı mı telefon? Biliyorsa gelsin söylesin. Yani hayır, ben Seyfettin senin anlatmalarından şunu çıkartıyorum. Seyfettin Bey şunu anlatıyor. Ben size kulaklıkla daha iyi duydum, anlatayım. Diyor ki Seyfettin telefon attığımızda mı? Evet buradan. Şöyle diyorsun değil mi? Bak beni yanlışım olursa düzelt, anladığım kadarıyla anlatacağım. Diyor ki cezaevindeyken diyor Umut diyor cezaevine gel, cezaevindeyken anneannesiyle karşılaştı. Nazım Bey'in annesiyle. Akçaabat'ta neyse karşılaştı. Evet. Benim böyle evladım yok dedi. Anneannesi Umut'u sarılıp kucaklamak bile istemedi diyor. Aynen Müge Hanım. Heh. Buna şahit de annem de Mehmet Ali de kız kardeşlerimden biri de şahit. Ayrıca bu olay bize şöyle yankıdı. Bizim köyün muhtarına gelmiş işte onların köyünün muhtarının birileri işte aracı olmuş. Demişler kesinlikle daha yanlarına gitmeyin. İstemiyorlar sizin hiçbirinizi. Tamam eyvallah ya. Tamam peki Seyfettin şöyle olmuş olamaz mı? Yani Nazmiye'nin annesi, ben bunu maalesef doğru olmasa da görüyorum. Hani kızını kocası öldürdü diye çocuğu da istemiyor olabilir yani. Yani sen bunu nereye bağladın? Ya Müge Hanım gitsin bu işleri. Ya, sorun her zaman sorundur, sevilir. Sevmiyorlardı. Hadi. Valla ben ne geçeceğim o işi yani. Ben burada yayında gördüğümü anlatıyorum. Ben böyle çok gördüm. Tamam. Kendin gel ya, ben çocuğunu istemiyorum, torununu istemiyorum. Orada ben söyledim. Orada istediğiniz kaba koyun tartın çağırın. Ben söyledim. Ben ailemin, dengem öldürüldükten sonra ailemden konuştum bu zaman sarfı içinde. Ya şimdi kardeşim anlatıyor. Benim daha söyleyecek bir şeyim yok. Hangi kız kardeşim anlatıyor? Hangi kız kardeşin anlatıyor? Peki o zaman sen yani Nazmiye'nin ailesinin de mi? Sen Nazmiye'nin ailesini de o zaman bu işin içinde olduğunu düşünüyorsun öyle mi? Düşünüyorum Müge Hanım ya, yengem gidiyor geliyor 24 saat geçmeden kendi evinden kayboluyor. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey? Akçaabat küçük bir yerdir bakın. Hı-hı. Ben görmedim ki bir kadın çocuğuyla kaybolduğunda bir hafta sonra saklandı, öldürüldü diye. Hı-hı. Ben görmedim yani. Daha duymadım. İlk defa bizde duydum. Tamam mı? Ha, bu işi bize yapanlar da bizi çok iyi tanıyorlardı. Bizi takip ettiler. Dinlediler. Ona göre de yengemi öldürdüler. Peki, tamam mı? Belki o zaman sen o yengenin o tutulduğu bir hafta içinde konuşturulmak için mi tutulduğunu düşünüyorsun bir yerde? Hayır. Konuşturulmak için değil. Zaten yengem kaçırıldığı zaman, kaybolduğu zaman öldürülmek için kaçırıldı zaten. Ama tutulmasının sebebi bizim nasıl gidişatımıza baktılar. Bizim ne şekilde düştük birbirimize zaten. Güner ailesi ayrıyetten parkta birbirlerini yiyle babamla, Mustafa ile babam birbirlerine dalaylar. Annesi burada dırdırıldı. Teyzeleri orada dırdırıldı. Baktı gördü ki tamam bu iş biter. Öldürdüler, attılar kenara, bitti. Peki. Arkadaşlar el sallamaya gelirim içinize de, tamam cevap, mı? Bir dakika cevap ver bana. Evet. Peki Güner ailesi neden bizi suçlamadı da senin annenle Ahmet kız kardeşi suçladı? Yani ben Seyfettin'in herhalde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama kızgınlıkla tam anlatıyorum. Ne anlatmaya çalıştığını çok da... Vallahi ben de çok iyi anlayamadığım için konsantre olmaya çalışıyorum, dinliyorum. İçinden birkaç kelime anlıyorum. Geri kalanı anlamıyorum. Hayır ama ben hani yani anlattığını anlatıyorum size. Dediği bu. Yani Nazmiye'nin annesi torunları istemedi. Benim yok böyle bir evladım dedi. Ondan sonra yani normalde istemesi lazımdı. Babam da biliyor, Ali Yaşar da biliyor. Onlar da biliyorlar. Yani bu kızı aslında şunu anlatıyor. Ali Yaşar'ın işte gelinine yaptığı hareketlerden dolayı bu kızı öldürdüler. Cinayet nedeni bence o. Ben artık eminim diyor. Yani gerek Ali Yaşar'ın durumu, gerek kocası tarafından öldürülme ihtimali Nazmiye Hanım'ın annesi tarafından kabul edildiği için bu ailenin artık çocukları da benim torunum değil diye o kızgınlıkla başka da zamanlarda da böyle şeyler çok koşuyor. Gördük. Ben hatta kızıyorum buna, ne alakası var diyorum ama çok yapan var. Böyle çok yani. Basit yani kadın kocasından ayrılıyor, kızın babası diyor ki
Sen benim evladımsın, gel ama adamın çocuklarını istemem evet, diyor. Böyle kaç olay elimizden geçti. Bu alışıldık bildik bir şey yani. Evet, işte Seyfettin evet. Diyor ki öyle şey olmaz. Biz anlamıyormuşuz bunu. Yani herhalde Seyfettin'in bunun altında anlatmaya çalıştığı anladığım kadarıyla başka bir şey var, onu anlatamıyor. Değil mi? Yani ama bir yeni bir konuşma olmuş demek ki. Evdekilerle ilgili yeni bir konuşma olmuş. Biliyor herhalde. Seyfettin bir şeyler biliyor gibi geldi bana. Ben artık biliyorum dedi neden öldürüldüğünü yengemin. Ben artık eminim Ahmet de biliyor. Neden öldürüldüğünün sebebini biliyorum gelsin, diyor. Söylesin. Hı? Sebebini biliyorum diyor. Tamam sebebini Ali Yaşar olarak söylüyor ama. Benim yani üstü kapalı da olsa ben konuştum kardeşlerimle bilmem ne. Ne sebebi Ali Yaşar evet, diyor. Tamam. Ali Yaşar'ın ona yaptıkları diyor. Evet. Ama daha sonra da diyor ki biz de ailece birbirimize düştüğümüz için birileri bundan faydalandı. Evet. Ama evet. Ahmet de biliyor anlatsın diyor işte. Peki, yani ben hepinize yiyor diyor. Anlatmazsanız hepinize hesaplayacağım diyor. Nazmiye Hanım'ın ailesinin de bu işle ilgisi olabilir, yapmış olabilir diye de bir ihtimal ortaya atıyor. Özür dilerim. Hı? Aklıma gelen şeyi söylemek zorundayım. Şimdi Ali Yaşar'la rahmetli gelin arasında velev ki bir şey olduğunu varsayalım. Yıllarca da devam etmiş hadise. Kimse de durumdan şikayetçi değil. Niye öldürsün adam? Eğer evin içinde bunu geçen gün de çok üstü kapalı bir şekilde anlattım ama evin içinde bu kadar delikanlı var. Anne çok üzülüyor. Bu o konuyla ilgili evde kavga dövüş var. Anne hatta babasının evine kaçıyor. Yani o dönemlerde. Ve siz annenizi görüyorsunuz. Evde de bir tane yenge var. Ve eğer bu yani ailede inanıyor ki yenge de Ali Yaşar'a karşı çıkmıyor. Yani bu durumdan hoşnut. Evdeki diğer delikanlıların o yengeye tavrı nasıl olur? Ben ortaya sadece bir soru atıyorum yani. Geri kalanını söylememe yani, gerek peki, yok. Peki Ahmet'e soralım. Ahmet sebep bu mu? Nasıl? Sebep demin Seyfi'nin söylediği gibi, ihtimali olarak açıkladığı gibi, şimdi Müge'nin de anlattığı gibi. Sebep Nazmiye Hanım'la baban arasındaki dedikodulardan dolayı mı kaynaklandı? Öldürme sebebi. Olabilir belki. He? Olabilir belki. Olabilir. Yani bir tepki mi gösterdiniz babaya? Artık bu iş böyle olmaması lazım diye. Bir sustunuz, iki sustunuz, üç sustunuz. Artık bardağa taşıran bir damla mı oldu? Yok öyle bir şey de olmadı. Yani şimdi bu olay bir müddetten beri devam ettiğine göre daha evvel herhangi bir hareketiniz olmadı. Babanın belki korkusundan ses çıkartmadınız. Fakat artık buranıza geldi. Baktınız ki artık bu iş aldı yürüdü aile içerisinde çekilemeyecek bir hal aldı. Huzursuzluk, babanla Nazmiye arasındaki, rahmetli arasındaki durum. Artık o isyandan dolayı, o kızgınlıkla mı bu neticeye karar verildi? Öyle bir şey olmadı. Biraz evvel oldu diyorsun. Yok. Öyle bir şey yapmadım ben. Sen yaptın demiyorum. Yani aile olarak böyle bir şeye mi karar vermek durumu oldu? Babanın yaptıklarına artık dayanamıyoruz. Bu kadın da ses çıkartmıyor, itiraz etmiyor babamın yaptıklarına diye bir bu işi halletmek için Nazmiye'yi ortadan kaldırmaya mı karar verildi? O zaman hedef yanlış. Bir de hocam özür dilerim. Orasını bilemem hocam ama ne bileyim. Ama yani böyle ben, bir... Böyle bir şey yapmadım ama. Sen yaptın demiyorum güzel oğlum benim. Tamam olabilir diyorum ama. Olabilir. Başka sebep yok ortada yani. Yok yani yok. Olsa olsa ailenin aldığı bir karar varsa bu sebep olabilir diyorsun. Yani ne diyeyim daha başka. Ben fikrimi söyleyebilir miyim? Hocam şimdi... fikrinizi söylemeden önce bakın ben size bir genel tabloyla ilgili bir şey söyleyeyim. O dönem ailedeki tek olay Ali Yaşar'la Nazmiye'nin dedikodusu değil. Ailede aslında o sıra daha taze bir olay var. Allah. Ali Yaşar'la Nazmiye'nin olayı 7-8 seneye dayanıyor eski. Anlatılanlara göre. O süre içinde ne olmuşsa olmuş. Yeni olay diğer kız kardeşin hamile kalması. Ondan ve diğer kız yok. Kardeş hamile kalınca bu kızı hamile bırakan kişilerin arasında sayılanlar hep akrabalar ve... Ahmet onun adına geçiyor. Daha sonra Ahmet mi acaba buna göz yumdu diye bir şeyler oluyor. Ve Ali Yaşar da oğluna kızıyor. Mehmet elinde dediği gibi alıyor onu bizzat jandarmaya götürüyor. Şimdi Ali Yaşar'ın aslında bu tutumu... Şimdi Ali Yaşar nasıl kızıyor gelinimle beni yakıştırdılar diye.
Ali Yaşar da oğlundan şüphelenince böyle bir durumda. Ailenin bazı fertleri de buna kızıyor. Aslında en çok kızan da Ahmet. Daha o sırada DNA testleri olmamış. Kimden, kimin çocuğu olduğu belli değil. Ama geçen isimler arasında Ahmet'in olması kötü. Ahmet'in bu işe göz yumduğunun iddia edilmesi kötü babası tarafından. Yani Ali Yaşar aslında böyle yapıldı diye söylemiyorum. Çünkü bu çok, yani bu çok şeytani bir plan. Ama gerçekten insan bu şekilde suçlanıyorsa, evde kendisini böyle suçlayan bir babası varsa, bu dedikodularda olduğu için yenge ortadan kaldırıldığında babanın ceza alacağı zaten çok belli aslında. Yani bu bir anlatılacak. Zaten aralarında böyle bir şey vardı. Namus cinayeti falan. Hop baba. Buna Hasan Şükrü karşı çıkıyor. Hop Hasan Şükrü de gidiyor. Ahmet bunu söyler çünkü Ahmet'in o sırada yaşı küçük. Ahmet bunu kendisi de düşünmüş olabilir. Ben zaten yaşım küçük olduğu için olayı da karışmadığımı söylediğim için zaten serbest kalacağım diye düşünüyor. O zaman bu, aile... Bu biliyorsunuz yani Türkiye'deki birçok davada ne yazık ki aile içi cinayetlerde hep küçük çocuğa yüklenir. Hep 18 yaşından küçük çocuklar böyle bir hedef seçilir. İşte ben yaptım, namus cinayeti işledim. Zaten küçük, kan daha az ceza da öyledir. Kan daha davaları az ceza aslı. Buradaki kurban erkek olarak Ahmet. Ama Ahmet birisi tarafından kurban mı edildi? Yoksa Ahmet bizzat mı bu işi planladı? Ben bilemem. Ama şunu çok iyi biliyorum. Bu yer göstermesi vesairesi anlatılması doğru olduğu için evet. Ahmet bizzat bu işin içinde. Ahmet'e bizzat ne olup bittiği anlatılmış. Ahmet bunu biliyor. Ama kimden dolayı bilir? Ali Yaşar'dan dolayı mı bilir? Hasan Şükrü'den yana mı bilir? Eşinden, dostundan, anasından onu bilmem. Ama Ahmet biliyor. Bildiğini de nereden biliyorum? Ben senin gibi müneccim değilim. Ben senin bildiğini anlattıklarından biliyorum. Sen anlatıyorsun. Anlattıkların hepsi de daha sonra gerçek oluyor. O bu zaman aile yani. Buna karar verirken... Aile karar verdi diye de bir veya şey veya neyse yani buna kimler karar verdiyse... Buna tek başına Ahmet de karar verebilir. Rahmet. Verebilir eğer Ahmet'in dışında bir karar verme durumu varsa... Ahmet'e de bu rol verdirilmiş duruma geliyor. Bir noktada. Eğer ama bu... asıl ama başrolde yine Ahmet var. Tabii. Bakın bu olayın yine bir diğer baş aktörü Ahmet. Şimdi o zaman bu iş yapıldığı zaman deniyor ki... Bu işe sebebiyet veren kim? Ali Yaşar. O zaman Ali Yaşar'ı bu işin içine dahil edeceğiz. Onun da burnu sürsün. Ha, bir tek ihtimal kalıyor. Bey, burnu sürsün diye bakın ben anlatamıyorum derdimi. Evdeki yenge öldürülünce evet. İnsanlar soracaklar tabii ki. Bak ne diyor Seyfettin de diyor ki burası küçük yer yani buradan kime ne olacak ki diyor. Şimdi herkes biliyor zaten köyde Ali Yaşar bunu istediği kadar ya da Hasan Şükrü biz bilmiyoruz desin. Biz gittiğimizde de konuştuk. Bütün köy bunu konuşuyor Ali Yaşar Bey. Sen ya dediler bunu. Dediler. Tamam dediler. Dediler çıkardın. Ama denmez Ali Yaşar Bey. Ama kaç defa dayak yedi işte. Kafasını acı göstersin. Kim dayak yedi? Ayla. Bizim annesi işte. Bunun annesi. Bu laf dedi. Ben bunu dövdüm. Dövmedim demiyorum. Muhtar geldi. Kafasını tıktı. Tersan bunu dedi. Ali Yaşar dövdü. Eve getirmem seni. Tamam. Gelmeyeceksin. Yani bu konuşuluyor. Bak. Köyde de bu konuşuluyor ama mu? Konuşuluyor. Öyle bir şey yani. Şimdi yani bu kız öldürüldüğü zaman zaten yani ilk hedef Ali Yaşar olacak. Ali Yaşar da zaten anlattı da işte burada. Sana da ne oluyorsa çocuklarına o kadar laf söylüyorsun. Yavrum da yavrum, evladım da evladım, gelinin arkasında orada da abuk subuk ağlamışsın. Seni de almışlar içeri. Kayınpeder gelinin arkasından ne evladım da evladım diye dövünecek. İnsan çocuğuna yapar. Anlatabiliyor. Seversin gelini de orası ayrı ama yani seni de burada tanıdığım için hani kimse için şeyin yok evladım da evladım diye dövünüyorsun. Seni de almışlar içeri iyi yapmışlar. O sırada gel hani adamlar merak etmiş anlatabiliyor muyum? Bu kim demiş yani? Hani babası dese tamam. Abla, abisi dese tamam. Kayınpederi deyince onlara da değişik işte gelmiş. İşte bize aile camı Perşembe günü Akçabat'ta ifade verdiği ifade bizi tutuklattı. Hasan Şükrü tutuklattı beni de tutuklattı. Daha o sırada tutuklanmıyorsunuz. Siz ya, bulunduktan sonra tutuklanıyorsunuz. Ya Vakfı gittiğim zaman o ifade üzerine tutuklandı. Aldılar bizi. Hayır. Evet, yok öyle bir ifade. Ya. Avukatlarınız da söylüyor. Yok. Yok yani. Ya, yok ya, öyle ya. Bir ifade. Gidilmemiş. O sırada var. Polis sormamış bile. Kaçta gitti diye düşünmüş. Hasan Şükrü de var mı canım, bu işi var. Yapanların tamam, canım. Rahatça elini kolunu sallayarak gezmelerini temin ve kurcalamalarına mani olsun diye Hasan Şükrü de bu işe dahil ediliyor ki susturulsun. Diğerleri de elini kolunu sallayarak dolaşsın. Abi teori olarak tamam. Tamam evet. Hocam. Bir dakika dur. Fakat bu hikaye benim bile aklıma gelmez. Demek ki bizim henüz bu işlerde bu düşüncemiz kıt.
Yani bu şeytani düşüncelerde. Gelmez. Şeytani düşüncelerde Allah o düşüncelerde de bizden uzak tutsun hocam. Yani bunu yapan uzak adamın tutsun. Çok iyi satranç oynaması lazım yani. Evet. Beş hamlelerisini bilecek. Evet. Düşünüyorlar demek ki. Bunlardan hangisi bu işi yapar? Bir şey diyemem. Hangisi satranç şampiyonasında birinci olur? Hocam, satranç şampiyonasında birinci olunacak bir şey yok. Bahsettiğimiz o kadar atla deve de değil. Ben şimdi adla adınca anlatamıyorum ama yani ne var ki bunda yapılmayacak? Sabah konuştuğumuz ilkel duygulardan bahsediyoruz. O ilkellik içinde Nazmiye'nin kardeşine söylediği şeyler var Ahmet ve Havva için. Ben bunlar doğru diye söylemiyorum. Havva, Nazmiye bunları kendi kız kardeşine anlatmış. Ahmet'i suçlamış. Ben Ahmet'le işte yani bu son konuda Ahmet'i suçlamış. Ali Yaşar da onu suçlamış, bunları suçlamış. Ali Yaşar'la Nazmiye aynı saftalar. Bu anlaşılıyor ki Hasan Şükrü de aynı safa geçiyor. Zaten ailede hep aynı saf tutulma var. Nazmiye de bu konuda ortadan kaldırılıyor. Nazmiye ortadan kaldırıldığı zaman bu kadın evli, barklı, iki çocuklu. Hiç sevgilisini falan gören de olmamış. Niye öldürüldü dendiğine ne denecek gönlüm? Valla bak bu onunla beraber adam. De işte namus cinayeti yani çok kolay peki, bir kalabalık. Peki Havva ile yani ilgili olan dedikodu hala veya bir takım olayların kurbanı olarak Nazmiye diye seçiliyor. Çünkü Ali Yaşar bu konuda oğlunu ortaya attığı için o da intikam alıyor. Ali Yaşar bu konuda oğlun yani düşünebiliyor musunuz ne kadar çirkin bir şey bu? Evet. Gelin de Ali Yaşar'a inanıyor. Gelin ikisi ne konuştular artık ne ettiler bilmiyorum. Gelin aynı ifadeyi kız kardeşine de anlatıyor. Bunlar işte şöyle yapıyorlar, saklıyorlar. Ben Havva konusunun gerçeğini biliyorum diye. Şimdi Havva'nın dosyasını okumak lazım bunun için. Havva'nın dosyasını okuduğun zaman o da bir ayrı bir alem yani. Evet canım biz kendimiz atmadık bunu ateşe. Jandarma aradı da gördüm attım ben bunu karakola. Sen de oğlunun arkasında durmamışsın. Ama şu ama var. Ama nasıl durayım? Tamam. Ama köyde yani. Ahmet'le ilgili diğer köydeki çocukların verdiği ifadeler var Ahmet'in aleyhine. Ben bir şey diyebilir miyim Müge Hanım? Durmadık değil. Yani ne yapsaydık, vursaydık daha mı iyiydi? Niye canım onu konuşuyorsunuz şimdi? Ben ne zaman öyle bir şey dedim? Durmadınız şimdi, diyorsunuz da. Bir evlada kardeşi. Değil. Kardeşi yani böyle bir şey düşünürse. Tamam. Bir dakika az dur sen. Ben de o olayda yani kız kardeşimin olayında ben de oradaydım. Yani ne yapsaydık, vursaydık mı? Şimdi benim sorumun cevabı o değil. Hayır ya, yapmaz. Demek istediğimi arkasında anlamıyorsun. Arkasında durmak şudur. Hayır biz olmaz. Biz bunu savcılığa göndermemizin sebebini az boz kendi de biliyor. Oğlum yoksa talillerle beraber bunu ortaya çıkaralım. Burası küçük yer. Dedikoduyla baş edemeyiz. Talillerle çıksın meydana diye gittik. Biz bunu savcılığın odasında da bırakmadık. Affedersiniz de karakolda da nezarete de koydurmadık yani. Gittik bıraktık. Kanını manını aldılar. Aldık geri gittik. Nerede yattın? Cezaevine mi gönderdik? Nezarete mi indirdiler? Nereye indin oğlum? Kim durmadı arkanda? Ama Nazmiye kaybolduğunda daha tahlillerin sonucu gelmemiş. Annenin babasının kim olduğu evet. Belli değil. Değil. Evet değil. Değil. Olay orada başlıyor. Yani bebeğin babası evet. Belli olacak. Tam o sırada Nazmiye kayboluyor. Evet. O sıra kayboluyor. Evet o sıra kayboluyor. Yani bunu atlamayın. Bir genel tablo vardır. O yüzden bu böyle yani atla debe satranç oyunu ki, da değil. Ali Yaşar tuttu. Çok basit bir olay yani. Içine. Çok sıkıntı. Biz şey. Temizlenmesi için. Valla bana hala satranç oyunu gibi geliyor. Yani itiraz ettiğim için değil, ters tuttum sergilemek ben gene, istemiyorum. Ben gene Rahmi Hocam. Ama bana hala çok gelişmiş bir oyun gibi görünüyor. Doğru. Ben gene o havayı evlat saydım, atlı tıba getirdim, kemik testine getirdim. Yaşını da 24 yaş gösterdi. Ali Yaşar bir saniye. Hocam satranç oyunu olması için satrançta biliyorsunuz en az 3 hamle sonrasını düşünerek oynamak lazım. Burada 3 hamle falan yok. Ben bir konuda suçlanıyorum. Bu konuyla ilgili raporun gelmesini bekliyorum. Bu rapor geldiği zaman yani her konuda bittim ben. Çünkü eğer suçlandığım konu gelirse. Benim aleyhime gelirse. Çünkü suçlandığım konu hiçbir şekilde kabul edilemez bir konu. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Bu konuda benim karşı tarafım kim? Aha da bunlar. Bana destek olan kim? Aslında destek demeyelim. Yani orada Seyfettin, Mehmet Ali, Ayla Hanım biraz anne ve kardeş olarak onlar daha başka duruyorlar. Hep Ali Yaşar saldırgan davrandığı için onlar da bunları koruma ihtiyacı hissediyor. Aslında ben öyle bakıyorum olaya. Hasan Şükrü zaten evden uzakta, zaten olaylardan uzakta. O yüzden o da babasının safında gibi duruyor. Yanlış davranmış bence Hasan Şükrü birçok konuda da babasıyla beraber hayır, hareket ederek. Hayır, Müge Hanım bakın ben babamın safında durdum diye bir kural yok. Nereden babanın yani, safında? Hasan Şükrü hayır, nerede doğruları babanın safında? Doğruları söylemiyorlar. Hasan şimdi Şükrü bak, nerede babanın safında durduğunu düşünüyor biliyor musun karşı taraf? Evet. Sana anlatıyorlar bazı şeyleri, sen onlara inanmak istemiyorsun. Müge Hanım, şimdi
Kardeşimin olayında ben birebir o olayı yaşamış olduğum halde nasıl inanayım onlara? Yani hastanede ben gittim, dedim ona ki, komutan beni çağırdı, dedi ki kardeşim dedi kendini 23 yaşında 24 yaşında gösteriyor. Hasan dedi. Dedim komutanım ne diyorsun sen ya dedi. Böyle dedi oğlum dedi. Hangisi? Hava. Hı. Dedim komutanım şaşırdı herhalde dedim ya. Nasıl 24 yaşında olur dedim. Daha ben dedim 27 yaşından gidiyorum nasıl olur dedim ya. Benim dedim o zaman 2-5'imi olması lazım dedim. Tamam, bu bizden küçük. Yani, o ara komutanla beraber gittik hastaneye. Dedim kızım niye yaşını büyük yazdırdın? Öyle. Bana dediği laf bu. Ya biz sabitlik etmedik havaya. Havaya biz sabitlik etmediysek ben eşimin beşine takıp hastaneye götürdüm. Hastaneden çıktı, savcılığa gitti, dosyasını almaya gönderdim de. Yani o sırada yaşını büyütüyordu ki yaşı küçüklükten dolayı ya babası kimse yaşı, ceza almasın diye. Yani evet, evet, birileri yani ceza almasın diye. Ben bunları yaptım da sabitlik etmedim denilen yerde ben eşimi ona takarak sokağın ortasında yürüterek. Sabitlik ne demek yani? Ya sabitlik ettik. Havaya yani. Havaya, sahip. Yani benim eşim de sahip çıktı, ben de sahip Anladım. Çıktım. Ha. Daha nasıl sahip çıkayım? Yani canım eşine toz konduracak herkesi hali yok adamın yani. Kendi eşine de toz kondurmaz. Yani, bu dedikodu etti diye. Ben eşimi bir de gönderdim yani. Hocam, bana bakın, kimse ben, diyemez ki ben sen onda ayrımcılık yap. Bütün bunları konuşurken hep şunu söyleyerek konuşuyorum. Yani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben bu olayların hiçbiri yaşandı demiyorum. Ben bilmiyorum. O sıradaki konuşulanları söylüyorum. Bir şeyin yaşanması değil önemli olan. Şimdi mesela dışarıda bir ses duyduk. Şimdi buradan birisi diyecek ki işte balon patladı. Biz o zaman o balon patlaması üzerine konuşuruz. O olup olmadığı değil önemli olan. Şu an inandığımız, o an inanılanları söylüyorum ben. O an inanılanlar bunlar. Peki. O an inanılanlar Havva, Ahmet, Ali Yaşar, Nazmiye, Hasan Şükrü vesaire. O ailenin inancı benim anlattığım yönde. Tamam. Doğru olmayabilir. Tamam. O inancın üzerinden hareket edildiğinde zaten bu tablomu ortaya çıkarıyoruz, soruyoruz. Tamam. Ama bir canım bir şey atla bak, Seyfettin'in de var böyle bir hatası. Ha, aynı bunun gibi. Şimdi tamam, onu buna karıştırmıyor. Arap saçına yani, döndürme şimdi. Çünkü kafa oradan bak başladı. Ahmetciğim sen o gün Arap işten sabah çıktım. Sonra pastaneye yardıma gittim. Oradan da aldım çıraklık belgemi dedin ya. Biz o kişiyle konuştuk. O da diyor ki evet Ahmet bana sık sık gelirdi ama o gün geldi mi ben hatırlamıyorum. Çünkü bana sorduklarında çok zaman geçmişti diyor. Tabii zaman geçti, hatırlamayabilir. Ha. Ben hatırlamıyorum diyor. Yani gel bak ben o konuda yani sene yani 16-30 gibi gidip çıraklık belgeni aldıysan çünkü zaten Nazmi'nin alınıp götürüldüğü saat işte tam o saatlere denk geliyor. Yani hani sen Nazmi'ye eğer alınıp onların yanında bir şekilde alınan kişiyle almak bulunmak durumunda kalsan dayı gene gidip 16-30 alabilirsin ya çıraklık belgeni. O yüzden bu kişinin açıklaması çok önemliydi. Keşke o dönem bir şekilde bunu konuştursaydınız yani. Müge Hanım bir de bir de usta var, pastanenin ustası. Bir de ona aratsak. Ona da soralım. Bir dakika bir ara vereyim. Hüseyin Bey, kızınız telefon hattımızdaymış. Bir alo deyin. Alo. Alo. Kızım merhaba. Alo. Kızım merhaba. Baba. Buyur kızım. Baba, ben kocamı seviyorum babacığım. Buyur işte. Kocamı. Ben Hamza'yı seviyorum. Hadi buyur kardeş. Kızım senin sevmen bir şey değiştirmiyor. Senin okulun baba, var önünde. Nasıl değiştirmiyor? Burada zorla kaçırılma yok ki. Ben kendim isteyerek, severek kaçtım. Yaşın tamam kaçtı. Kızım da gittiğin yol değil. Yanlış yoldasın kızım. Yaşını sor. Nasıl yaşını. Yol baba? Yaşın kaç kızım? Yaşın kaç? Baba yaşım 15'e geliyor. 14'ü bitirmişim. Geliyor. 18 yaşını doldurmayınca evlenemeyeceğini söylesene abi. Dur biraz konuşsun. Alo. Efendim kızım. Baba siz sadece uzak diye istemediniz. Anlayamadım kızım. Siz diyorum sadece Hamza'yla hani şey olmam, birlikte olmamı uzak diye istemediniz.
Hayır kızım, küçüksün diye. Yaşın ufak diye kızım. Uzakla baba. Alakası yok kızım. Senin yaşın belli bir yere geldiği zaman ben senin kararlarına yani saygı duyarım. Bir şey diyemem. Ay canım ya. Baba. Ben kendim geldim, severek kaçtım. Senden de tek isteğim. Hani evimize dön. O yani bizi arama, peşimizi bırak. Ne kızım, güzel barışalım. Kızım. Sen gel, biz babacığım, gelelim yanına. Babacığım bak. Senin yaşın ufak kızım. Ben senin arkandayım. Baba. Baba ufak ufak değil ya. Bunlar da hep böyle evlilik oluyor. Hep böyle evleniliyor. Böyle nişanlanıyor, sözleniyor. Bizim oralarda 20 yaşında, 25 yaşında. Bunlar da böyle baba. Kızım. Senden tek ricam. Çocuğum. Biz böyle. Bak, İyi de çocuğum sen kızım. Oralarda yaşamıyorsun. Oralar buralar. Sen oralarda yaşamıyorsun. Ne o zaman kendi yerlerindekinden uymuyorsun da oralara buralara uyuyorsun? Kayınpederinin sözlerini çok güzel söylüyorsun. Aferin sana. Kızım. Efendim? Sen 14 yaşında değil misin kızım? 15'e yaklaşıyorum. 15 ol. Kocam dediğin kim? Bir şans. Kocam dediğin kim? Hamza. Nerede senin evlilik cüzdanı? Yok. O zaman senin o kocan değil. Tamam. Hı. 2 gün sonra hamile kalırsan babası kim olacak? Hamza. Hamza ben değilim dese ne yapacaksın? Demez. İşte sen çocuksun işte. Çocuksun işte, bu yüzden çocuksun. Bu yüzden baban diyor ki ben senin sahibinim. Kızım aklını başına al. Gel babanın yanına dön. Sonra büyürsen canın isterse gene evlenmek istiyorsan evlenirsin. 14 yaşında ne evliliği be? Gene Hamza ile evlensin. Saçınızı ya yıkasanız baba. Tarayıp kurutamıyorsunuz evleneceğim. Neye evleniyorsun sen? Ya ben severek geldim. Ben seviyorum. Sen yemek yapmasını biliyor musun? Evet biliyorum. Anlat bakayım bana bir tane yemek sen. Ben bilmiyorum da hangisi var mesela bir şey sorun. Menemen anlatsın. Bir menemen yapsın. Menemenini bilir artık. Menemen karmaşık. Yumurta kırmasını bilir. Bir pilav anlat bakayım. Nasıl yapıyorsun pilavı? Yağ koyuyoruz. Bulgur pilavı olacak. Pirinç pilavı olacaksa kavuruyoruz. Sonra su katıyoruz. Ondan sonra onun çekmesini bekliyoruz. Çektikten sonra servis yapıyoruz. Hadi buyur. Islatmadan oluyor mu o pilav ıslatmadan? Önce pirinci bir ıslatmıyor musun? Pirinci yıkıyoruz, ıslatıyoruz evet. Hmm. İşte onu unutursan eğer o pilav böyle sarı yani sarı bu olur. Evlenmeyi hak bir temizle böyle bir pilav da yağ yersin. Ya. Ondan sonra ah babacığım demeye başlarsın yani. Ya babacığım ben kocamı severek geldim. Sen de bizim peşimizi kızım. Bırak. Kocam kocam çocuğum. Deme kızım. Senin o kocan değil. Aa. Kızım. Ne kocası? Efendim. Beni dinliyor musun kızım? Dinliyorum. Ben senin şimdi uzak dediğin yerdeki sorduğuma göre senin gibi böyle 14 yaşında gidip 13 yaşında evlenip 17-18 yaşında da ayrıldıklarını söylüyorlar. Bunu biliyor musun? Biliyorum. Ha biliyorsan. Biliyorsan ne yapacaksın o zaman 17 yaşında bir de kucağında çocukla? Abi bak ben affedersiniz. Hayır ne yapacaksın o zaman nikah yok hiçbir şey yok. Ya biz nikah olasıya kadar çocuk yapmıyoruz. Hadi buyur ayıkla pirinci taşını. Tamam o zaman gel evinde bekle nikah olasıya ya kadar. Ya evimde bekleyemem ben Hamza'yı çok seviyorum. Biz severek kaçtık. Zorla kaçma yok burada. Ne sevgisi be çocuğum ne sevgisi yani? Ya ben severek kaçtım baba senden tek isteğim ne olursun peşimizi bırak. Evimize dön, barışalım, sen gel, biz gelelim. Babacım, şimdi şöyle. Tamam, o zaman baba, öyle yapalım. Biz dağ evlerinde böyle perişan, kuru yufka buluyoruz. Sadece onları yiyoruz kendimiz ıslayıp. Yani perişan, giysi yok, bir şey yok. Biz böyle geziyoruz, ne olursun bizi rezil etme. Tamam kızım, ben tamam, seni rezil etmiyorum. Tamam, o zaman siz gelin buraya bakayım bir güzel, ben sizi barıştırayım. Hayır biz gelemeyiz. Niye? İşte. Barışalım diyorsun ya gel barıştıralım işte. Babam gelsin barışsın. Tamam nereye gelsin? Babam kayınbabam gile gelsin. Kızım. Efendim.
Ben oraya da geldim kızım. Ali Doğan'la görüştüm. Bana şikayetini geri al. Gerisine karışma. Biz hallederiz diye söyledi. Ben dedim nasıl tamam madem kardeşim gittilerse belli bir şeye gelsinler yaşa dedim. Çocuğumu ben okutayım. Ondan sonra dedim barışırız. Bir şeyler yaparız dedim. Ama beni sana seni bana göstermiyorlar. Babacığım niye göstermiyorlar? Elinde ellerinden alasın diye göstermiyorlar. Ne yapayım kızım sen benim çocuğumsun. Alırsan, onların çocuğu var. Kendini öldürecek, intihar edecek. Ben kendimi öldürürüm, intihar ederim. Ama okurum. Sen okumazsın kızım bu kafayla. Oh, bu kafayla almaz senin aklın öyle haçlı seferleri bilmem almaz. Baba tamam mı? Fiziği var, kimyası var, biyolojisi var. Lise. Tamam değil çok kızım. Yaşın ufak senin. Ben senin... Baba ne olursun onayla artık. Lütfen onayla, ben kapatıyorum. Tamam. Kızım bak gitti, gidişin gidiş kapandı değil. Yani bunun sonu yok. Yakalanacaksın bir şekilde. Onun için gel teslim ol. Dinliyor seni şu anda. Tamam mı kızım? Ay içim sıkıldı. 14 yaşında velete bak. 14 yaşında ama daha konuşmaya hatta başlarken. Hı. Bak. Alo. Hattaymış gene. Efendim kızım. Baba. Söyle kızım. İstersen Hamza'yla konuş, ona vereyim. Ben konuşmayayım kızım. Baba konuş. Ben konuşayım ben. Müge Hanım konuş. Alo. Hamza kaç yaşındasın çocuğum sen? 17, 16. 16. Kaç doğumlusun? 98. 98. Ya Müge abla biz birbirimizi çok seviyoruz. Ben tamam. Tuğçe için dünyayı yıkarım. Kendimi öldürürüm o giderse. Şimdi bak sen böyle kendimi öldürüyorum falan diyorsan. Şimdi sen bu Tuğçe'nin elinden tut buraya bir gelin. Önce bir Arif Hoca'yı bir ziyaret edelim, bir elini ya öperim. Böyle öldürüyorumla başlıyorsan yola. Biz nerede olduğumuzu bilmiyoruz ki Müge abla. Tamam ben bulurum seni. Sen telefonunu şey yap, nerede olduğunsa ben seni bulurum çocuğum. Sen telefonu kapatma. Bulayım seni, gel aldırayım. İkiniz de çocuksunuz. Bak sana da bir şey hayır, söyleyemiyorum. Hayır Müge abla. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Tamam. Ben de çok baba, saygı duyuyorum sizin baba, sevginize. Bak diyorum ki çok saygı babama duyuyorum. Babama diyorum ki Müge abla. Hı. Bir saniye. Babama diyorum ki hı, ya babam istesin. Biz babamın yanına geliriz barışıldığında. Yanına geliriz, gezeriz. Ben 10 günde bir gelirim. Yani kayınpederle bir gelirim. Ya uzak bir yer değil ki. Ben Tuğçe'yi çok seviyorum. Bizim kapatmamız lazım. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben de Tuğçe'yi çok sevdiğini anladım ama çocuğum Tuğçe'nin yaşı küçük evlilik için. Beklemek zorundasınız yani. Biz birbirimizi seviyoruz. Tamam seviyorsanız beklersiniz. Daha çok gençsiniz. Bilsiniz ki 50 yaşında hani birbirimizi beklemeyelim deyin. Yani bekleyebilirsiniz birbirinizi. Niye beklemiyorsunuz? Müge abla ben Tuğçe'yi çok seviyorum. O zaman Tuğçe'nin senden eğer ayrılırsan başkasını seveceğini düşünüyorsun. Demek ki Tuğçe'nin sevgisinden emin değilsin. Eminim Müge abla. Eminsen o zaman. Çünkü alırlarsa yaşlı dedeye de verebilirler. Vermezler. Ya, ben bakarım. Müge abla benim kapatmam lazım. Hayatım ama bak neredesiniz? Geziyoruz diyor kız, yemek yemiyoruz falan diyor. Niye böyle perişan ediyorsunuz kendiniz çocuğum? Bilmiyoruz Müge abla. Kapatmam lazım. Sen bak dur şimdi. Yayından ben seni alayım, kapatma. Kapattı. Ay Allah. Bir ara. Ne
Reşit Kantar 3,5 aydır kayıp, Gaziantep'ten kayboldu. Eşi ve kardeşi de stüdyomuzda. 61 yaşındaymış Reşit Kantar. Beyefendi 30 Haziran'da kaybolmuş. Şimdi kaybolduğu sabah evinden sabah 7:20 gibi çıkmış. Ama öncesi var. 10 yıl önce çalıştığı iş yerine yakınlarda bir hanımla görüşmeye başlamış. Önce görüşmeye başladığında bu hanım bekarmış. Daha sonra evlenmiş. Aileyle sorunlar yaşadı benim eşim demiş. Evet. İnşallah bir gören bilen vardır. Hüseyin abi üzülme. Ben bu çocuklara da çok güldüm. Üzülme. Boynunu da yere eğme. Şimdi bak bunlar çocuk. Hepimizin çocuğu var. Tamam mı? Yani Allah'a şükür senin gibi böyle buraya gelip de hani bir sesini, alo sesini duymak için bekleyen nice anne babalar var. Hani yeter ki hayatta olsun diye. Kızım bak bizi izliyorsunuz Tuğçe. Hamza'ydı değil mi diğer çocuk? O da küçük. Hamza hayatım bir gelin gelin siz. Nişanlanın. Siz bana gelin. Ben size ayrılın da demiyorum. Ama diyorum ki gelin hale yola koyalım. Çocuğum yani oralarda buralarda gezmeyin. Gelin ikisi de küçük ya. İkisine de kıyamadım yani. Biri 14 yaşında biri de yani 17 diyor 16'ya dönüyor. O da küçük yani. Kızı Hamza'ya verelim. Kızı Hamza'ya verelim. Hı. Ama yaşı tuttuktan sonra verelim. Heh. Yaşı tutana kadar yasal yaşını En az 2 sene hocam. 2 sene ha, idare etsinler. 2 sene az 2 sene. Hayır hayır. 16 yaşını bitirdiği zaman ana babanın muvaffakatıyla resmi nikah yani yapılabilir. Yani nişanlanın, mahkeme kararıyla. Gidin, hiç olmazsa nikahlı olarak bu işe başlarsın. Ama... Bir de Tuğçe, yani baban gelmez oraya kızım. Hani o senin çok bilen bir kayınpederin var ya, Ali Bey. O yaptırsın çikolatasını, şekerini. Önce seni bir getirsin, gitsin sonra istesin. Bir sen de bir şeylerin niye tadını çıkartmıyorsun? Gelsinler sana bir yüzük taksınlar. Bir bekleyin, bir gelin, gidin, bir aradan zaman geçsin. Ne bileyim Kurban Bayramı'nda koçunu getirsin. Hani öyle orlar burlar şurlar diye anlatıyorsunuz ya o zaman bütün adetleri bir yerine getirin. Aradan geçsin 2 sene 3 sene. Eğer birbirinizi gerçekten seviyorsanız evlilik yaşınız geldiğinde de evlenirsiniz. O baban kadar... da senin turşunu kurmayacak yani. Yanılıyor muyum Hüseyin Bey? Senin adına evet. Konuşuyorum ama. Doğru. Sen de kızına seslen. Yani sana kimsenin bir kötülük de yapacağı yok. Gel bir kızım sen. Bir haline yoluna koyalım. Yani Hamza da damet olarak bu tarafa doğru gelin. Bak siz bana gelin ben halledeceğim sizin işinizi. Hadi çocuğum. Hadi bakalım. Tamam mı Tuğçe'cim? Kıyamıyorum da sana. Hamza'ya da kıyamadım. Çocuk işte yani. Hüseyin Bey üzülme bak. Her hepimizin çocuğu var. Çocuk bunlar yani. Hani evet. Bugün işte onu seviyorum kocam diye tutunuyor. Yarın başka bir şey diye tutunuyor. Hani keşke böyle olmasa. Ama oldu ne yapalım hayattalar ya. Mühim olan bir sağ salim geriye gelsinler. Evet. Bu da geçecek yani. Evet. Başka bir şey düşünme. Kim ne der falan diye düşünme. Sana laf söyleyen dönsün kendine baksın. Kimse kimseye laf söylemesin. Hayatta kimin başına ne geleceğinin garantisi yok. Onlar çocuk. Bir çocukluk ediyorlar. Hani parkta duvara tırmanmaları gibi bir şey yani. Hani tırmanma düşeriz. Evcilik oynuyorlar. Tırmanma düşersin de diyoruz biz anne baba olarak, büyük olarak. Şimdi ben yine onları bir büyük olarak diyorum ki çocuğum gelin başınıza bir iş gelmesin. Gözünüzü seveyim ya. Bak dışarıda da yani it kopuk hakikaten salmışlar böyle dolaşıyorlar yani. Çocuğum ikiniz de küçüksünüz. Hamza sen o kızı da koruyamazsın yavrum sen de daha küçüksün. Gelin siz bir ailelerinizin bir koruması altına girin. Seviyorsanız da birbirinize evlenirsiniz. Ferhat Şirin'i, Leyla Mecnun'u değil mi? Kaç yıl beklemiş. Biraz şey yapayım, ajitasyon yapayım. Peki, bu akşam ATV ekranlarında yeni bir dizi başlıyormuş. Analar ve Anneler. İzleriz. Biz de bakalım şimdi haberlerde neler oldu. Nihan Güney'e bağlanalım gün ortası bültenine. Yarın da inşallah iyi haberlerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.